karşılaşırız Eskişehir'de olsun lütfen. Şey olursa da lütfen hani sizlerle yine bir arada olmak isteriz. Mimar Odası ekibi de zaten buna hazır şu anda. Böyle bir şey yapabilirsek çok mutlu oluruz. Yani Teşekkür ederim. bence biz buradan karşılıklı söz verelim Merve ile de. Hani böyle ilk rahatladığımızda gerçekten Eskişehir'e gelelim. Orada bir etkinliğimizi yapalım gerçekten. İnşallah diyeyim 2022'de görüşürüz o zaman. Yüz yüze görüşmek dileğiyle o zaman. İnşallah, inşallah. Ben de Herkese kolay çok gelsin. memnun Görüşmek oldum. üzere. Çok sağ olun Kolay Merve gelsin. Hanım. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça Bay kalın. bay. Bay Hoşça kalın. Evet, izleyicilerimizi almaya başladık. Sanırım panelist linki verilmiş bazı arkadaşlarımıza. Kendilerine izleyici linklerini versek oradan girseler olur mu Duygu Hanım? Panelist linki verilmedi hocam ama kime verildi ki? Birkaç tane Didar Duygu Altuntaş geldiği için söyledim ama. Didar hocam Bir acaba bakayım hocam, bilemedim belki. O garanti da olsun. yanlışlıkla yönlendirmiş olabilir ya bana gelen maili. Bir hemen Chat şey yap. bölümünü izlemek linkini koysak olur mu acaba? Oradan Tabii gelseler ki. arkadaşlar çok daha Tabii iyi ki. olurdu. Didar Hanım maildekini gönder, yani sizin maildeki değil de ben size daha önceki gönderdiğim maildekini göndermeniz gerekir. Yok şu Hocam an yanlışlıkla şube göndermiş olabilir. Bir bakayım şu ben. yok bunu göndermesinler. Bu Zoom linkini göndermesinler lütfen. Bu panelist Ben diye özellikle size söylemiştim. şu anda chatten koyuyorum. Bu şekilde panelist olarak gelen arkadaşlar o tarafa yönlenirse çok çok sevineceğiz. Evet, bu link üzerinden arkadaşlarımız da koydular. Ben de şey yaptım. Biraz daha bekleyelim mi? Gelenler var. Arzu ederseniz bekleyelim efendim. Hani Tabii birazcık tabii tabii hocam. Ne Türk demek? milleti olarak böyle çok zamanda gelmeye alışkın topluluk olduğumuz için birazcık bir 5 dakika tolere edelim lütfen. Yüz yüze eğitimlere de başladınız hocam. Nasıl Biz yani? başladık herhalde Salih Hocam da herhalde giriyordur diye düşünüyorum. Bizlerin hep şey hibrit de var tabii ki yani hem çevrimiçi hem yüz yüze. Ben genelde yüz yüze yapıyorum derslerimi üniversite içinde. Çünkü sürekli burada olduğum için ama tabii eş zamanlı da yapıyorum. Yani odamda 3-4 kişi oluyor eğer yüksek lisans doktora dersi olursa. Bir taraftan da işte Kütahya, başka yer ya da İstanbul gibi bağlantılarla beraber ikisini beraber koordineyi kullanmaya çalışıyorum. Eş zamanlı senkrasyon yapmaya çalışıyoruz. Becerebildiğimiz kadar o şekilde devam ediyor. Mecbur artık bu hayatımıza girdi. Adapte olmak zorundayız. Biraz önce Banu Hanım da öyle dedi. Biz de Evet. çabucak adapte oluyoruz. Adaptasyonu sağlıyoruz. Yani. Gelmeye devam ediyor arkadaşlarımız. Ben bir bilgi vereyim. Bir dakika izninizle. Çok özür dilerim. Tabii ki. Efecan Bey de İzmir'den katılıyor. Yine, değil mi? Gerçek artık ve aynen çalışıyoruz İstanbul'a. bir öncekinde Salih hocamızla yine beraberdiniz. Bu sefer İngiltere, İstanbul, İzmir şeklindeydik. Değil mi? Evet. Kıbrıs da vardı Kıbrıs'ta denklemde. mı? Daha Evet, Kıbrıs. kalabalıktı. Daha kalabalıktı. Çok daha Güzel de kalabalık. Kıbrıs'tı. Çok Mum güzel bir ekibi tartışma babam. olmuştu. Hoştu. Güzel geri dönüşü oldu Kıbrıs'ın. Evet, çok güzeldi. Dönde bizden Ümit hocamızın da sunumu vardı galiba. Evet, Gazi Üniversitesi'ndeydik dün de.
Oradaki öğrencilerimiz ve hocalarımızla beraberdik. Ümit hocamız da bizimleydi. Evet. Dün konuşuyorduk. Yani ben diyordum ki ona, benimkisi de yarın olacak demiştim. Olamaz demiş. O kadar erken olmuyordu bu şeyler, etkinlikler. Genelde bir hafta süre veriyordunuz. Bu sefer arka arkaya geldi. Şimdi arka arkaya, evet. Bu sene çok daha yoğun bir programımız var. Hem mimarlığa merhaba hem de ve benzeri kampüs BİM konulu etkinliklerimiz üst üste. Birinci sınıflara ve diğer öğrencilere. 21 üniversitedeyiz bu dönem. Ne güzel, yüzden, ne güzel. Evet, 21 üniversitede etkinlik yapacağız. Bence çok iyi bir zamanlama olmuş açıkçası. Çünkü Türkiye'de de hani bu tür yenilikçi ve şey girişimleri tabii ki olay yeni değil ama en azından Türkiye'de birçok ofis ve birçok şey için çok yeni konular. En azından gelişim için özellikle mimarlık ortamı ve Türkiye'deki imar ya da inşaat anlamında bunlar birazcık daha kullanmamız gereken dünya sistemleri. Umarım iyi olur, herkese katkısı olur diye düşünüyorum. Sizde eğitim var mı hocam BİM üzerine Mehmet hocam? Şimdi hocam şöyle, birebir şey yok. Yalnız bu konuyla ilgili biz sizden, sizin yazdıklarınızdan çok faydalandık. Onu da söyleyeyim, literatür anlamında da kaynak olarak kullandık sizleri. Bu konuda bir master tezi yaptık hocam. Sadece mimarlık içine bu türde BİM derslerinin konulabilmesi, en azından mimarlık proje stüdyolarında uygulaması üzerine. Ders bazında yok hocam şu anda. Hiçbir, daha doğrusu bizim üniversitemizde ders bazında yok. Ama etkinlik anlamında yapmaya çalışıyoruz bu şekilde. Yani şöyle söyleyeyim, mimarlık ortamında da ofislerde de kullanan yok şu anda. Yani Eskişehir'de pek yok hocam açıkçası. Ama derslere de koymayı planlıyoruz. Eğer bir sıkıntı olmazsa bilişim, ana bilim dalı gibi bir şey kurulabilirse bu şekilde bir girişimde bulunacağız. Çok faydası olur hocam. Yani açıkçası dünyadaki şeyi izlemek gerekiyor, gelişmeleri. Kanunen de girmek gerekiyor. Herhalde Çevre Şehircilik Bakanlığı, İklim Bakanlığı pardon eklemem gerekiyor. Bu konuda girişimlerde bulundu. O da sevindirici bir haberdi açıkçası. Doğru. Bize de geldi. Biz de cevap yazdık. Yani biz de yardımcı olabileceğimizi söyledik bu konuda. Ben de cevap yazdım hocam. Hani aynı şekilde sizin dediğiniz gibi bizim de etkinliklerimiz olduğunu, bunu derslere de katmayı planladığımızı aktardık hocam. Umarım hep birlikte sizlerden de faydalanarak açıkçası hem literatürsel hem de şey olarak sizin görüşlerinize ihtiyaç duyabiliriz hocam. Her zaman memnuniyetle. İsterseniz başlatalım. Mehmet Hocam, Duygu Hanım, sizler önce bir şey söylemek ister misiniz gelen konuklarımıza ve izleyicilerimize? Ben söylemeyeyim efendim Ayşegül Hanım. Siz isterseniz açılışı sizler yapınız. Daha doğru olur. Biz de hani nasıl olsa katılımcıyız. Üyelerimize ve şeylerimize duyurduk zaten. Tamam. Bence biraz da zaman da kaybettik. İsterseniz fazla bekletmeyelim konuklarımızı da. Peki o zaman. Ben öncelikle Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak size, Mehmet İnceoğlu'na, Mimarlar Odası Eskişehir Şube Başkanımız Duygu Hanım'a ve Mühendisler İnşaat Mühendisleri Odası Başkanımız Orkun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Özel bir istekte bulundunuz bizden. Sizin için düzenledik. Kendimi de tanıtayım. Binat İletişim Danışmanlık'tan Ayşegül Tuğtepe ben. Yine Binat'tan mimarımız Neslihan İmamoğlu ile birlikte bu etkinliklerin koordinatörlüğünü yapıyoruz. Biz bu projenin hayata geçirilmesinde ve uygulanmasında Vitra ekibiyle birlikte çalışıyoruz. 2017 yılında başlattığımız öğrenci etkinliklerimizle 51 üniversitede 7000'den fazla öğrencimizle buluştuk. BİM konumuzu da 28 üniversitede anlattık. Bugün de özel bir etkinlik istediniz bizden. Hem Eskişehir Teknik Üniversitesi, hem Mimarlar Odası, hem Mühendisler Odası olarak öğrencilere ve profesyonellere yönelik bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Tekrar teşekkür ederiz sizlere. Bugün bizimle birlikte olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Salih Ofluoğlu, İnşaat sektöründe BİM ile model odaklı farklı bağlamlarda çalışabilmek konulu bir sunum gerçekleştirecek. Sonrasında MUM Mimarlık ekibi MUM'dan kısa BİM öyküleri ile bizimle birlikte olacaklar. Ben kendilerine değerli bilgilerini bizlerle paylaştıkları ve bu etkinlikte bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum.
Salih hocamızla başlatabiliriz etkinliğimizi. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum güzel etkinlik için. Nazik davetiniz için Binat Vitra ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne değerli hocalarımı ve öğrenci arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum buradan. Bir paylaşım yaparak ilerleyeceğim şimdi. Evet, ekranımı görebiliyor musunuz acaba? Evet, görüyoruz. Çok güzel. Birazcık daha büyüteyim. Evet, konuşmamın başlığı inşaat sektöründe BIM ile model odaklı farklı bağlamlarda çalışabilme olacak. Ben Salih Ofluoğlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Enformatik bölümünde çalışıyorum. Ve BIM ile farklı alanlarıyla, BIM'in altındaki farklı alt başlıklarıyla da tümüyle de ilgili çalışmalar sürdürüyorum. Son zamanlarda özellikle sürdürülebilir tasarım ve tesis yönetimi, BIM'in bu alanları kullanılması üzerine yoğunlaşmış durumda. Da ağırlıklı olarak BIM'in karar alma süreçlerinde sağlamış olduğu faydadan bahsedeceğim. Bunun yanı sıra işbirliği süreçlerine yaptığı katkıyı anlatacağım. Bunu yaparken de başlangıçta temel bazı konulara değineceğim. BIM'le ilgili temel çalışma prensiplerine değineceğim. Ardından da ağırlıklı olarak da model odaklı çalışmanın ne olduğundan söz edeceğim burada. Ben enformatik Denizli Üniversitesi'nin enformatik özellikle BIM konularında çok yoğun çalışan bir bölümümüz. Birimimizin altında bir yüksek lisans programımız var. Mimari ve kentsel enformatik yüksek lisans programı. Bu çerçevede bu programın altında BIM odaklı eğitimler veriyoruz. Bunun yanı sıra yine bilgi yönetimine odaklandığımız coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Geçen hafta önemli bir organizasyon tamamladık. Eurasian BIM Forum ismiyle. Bunun ikincisini düzenledik. İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte uluslararası bir etkinlikti bu. Bu etkinlikten hem akademik olarak hem de sektörel katılım olarak en büyük etkinliklerinden birisiydi BIM üzerine Türkiye'de. Bölüm olarak aynı zamanda yeni başladığımız bir sertifika programı var. Hem operatör hem de uzmanlık sertifika programı düzenliyoruz. Bunun haricinde ulusal bir dergimiz var, TÜBİTAK Dergi Park üzerinde basılan ismi Yapabilgi Modelleme diye geçiyor. Bu da süreli yayın olarak Türkiye'deki tek yayın BIM üzerine. Bölümümüzde yayınlarımız var, tezlerimiz var. Yaptığımız bu etkinliklerden ürettiğimiz kitaplar var. Hepsi ve birçoğu .com sitesinden erişilebilir. Bu siteye genellikle yaptığım çalışmalar, güncel çalışmaları koyuyorum. Yüksek lisans programımızda olabildiği kadar geniş alanla ilgili, BIM'le ilgili geniş alanı kapsamaya çalışıyoruz. Temel bir dersimiz var, o BIM kuramı ve çalışma sistematiğiyle ilgili. Onun çevresinde de hem son kullanıcı olarak anlattığımız bazı uygulamalar hem de yazılım geliştirmeyle ilgili yaptığımız faaliyetler var. Bunlar haricinde yine yani tezde doğrudan ilişkili olacak şekilde araştırma yöntemleri, yapay zeka gibi konularda çalışmalarda sürdürüyoruz. Bahsettiğimiz programımızda olabildiği kadar geniş yaşam döngüsünü, bina yaşam döngüsünü incelemeye çalışıyoruz. Yani en başından sürecin, tasarımın en erken evresinden itibaren tasarım tamamlanan hatta işletme aşamasına geçene kadar süreçlerde BIM'in nasıl kullanacağını anlatmaya çalışıyoruz. Genel kavramlarla başlayacağım. Biraz temel konulara değindikten sonra
ileride de bu model odaklı çalışmanın üzerine konsantre olacağım. Benim özünde baktığımız zaman yazılımla ilgili bir teknoloji. Yaratmış olduğu, oluşturmuş olduğu etki, kültürel bir etki olsa da içinde bir teknoloji yönü. Yani teknolojik olarak baktığımız zaman yapmış olduğu etki, özellikle inşaat sektöründe yapmış olduğu etki, yani kişisel bilgisayarların, belki internetin yaptığı etkiyle eşdeğer olabilecek kadar önemli bir etki yaratabiliyor yapı sektöründe. İş yapma yöntemlerinde önemli değişikliklere yol açabiliyor. Mimarlar ve mühendislerin alışagelmiş olduğu çalışma sistemlerini çok çok önemli biçimde değiştiriyor. Biz BİM'le çalışırken en küçük birim olarak yapı bilgi modelini inceliyoruz. Yapı bilgi modeli ya da BİM'le başarmak istediğimiz konu, yapımızın, binamızın, fiziki binamızın, fiziksel binamızın sanal bir prototipini meydana getirmek, sanal bir kopyasını meydana getirmek. Bu kopyanın da olabildiği kadar fiziki özellikleri, bina ile ilgili fiziki özellikleri yansıtmasını istiyoruz. BİM'in en önemli farkı bu. Yani bir sanal ortamda yarattığımız kopya üzerinden, bir prototip üzerinden verdiğimiz kararları destekliyor olması. Bu yaratmış olduğumuz, oluşturmuş olduğumuz model, geçmişte oluşturduğumuz modellerden farklı olarak sadece, yani geçmişteki oluşturduğumuz modellerde geometrik modeller oluşturduk ve hala o tür modeller oluşturmaya devam ediyoruz. Sadece geometrik özelliklerin dışındaki özelliklere de bina elemanlarına entegre etmeye çalışıyoruz biz yapı bilgi modeliyle çalışırken. Yani bir yapı elemanının kaç katmanı olduğu, bu katmanın hangi özelliklerine sahip olduğu, bunlar da gerçek binadaki elemanlar gibi bizim tarafımızdan yapı elemanlarına dahil edilebiliyor ve bunlar üzerinden çeşitli farklı bilgiler üretebiliyoruz. Yani bu üretmiş olduğumuz modeller bize farklı uygulamalarda cevap verebiliyorlar isteklerimize bağlı olarak, ne yapmak istiyorsak bunlarla ilgili olarak. Biraz önce söylediğim şey şuydu, bir sanal bina meydana getirmeye çalışıyoruz ama aslında bunun ötesinde başka bir şey daha meydana getiriyoruz. Sanal bina artı varlıklar meydana getiriyoruz BİM'le çalışırken. Yani sanal binanın içerisindeki var olan varlıklar, ekipmanları da oluşturuyoruz. Elektromekanik sistemleri de meydana getiriyoruz. Hatta onlardan daha sonraki evrelerde de faydalanabiliyoruz. Sıkça söylenen, yani şu kısımda anlatacağım, sıkça anlatılan bir konu var. Ondan birazcık bahsetmemiz gerekiyor. BİM dediğimiz zaman M'sini farklı olarak düşünebiliriz. Model olarak düşünebiliriz. Modeling olarak düşünebiliriz. Management olarak düşünebiliriz. Yani Building Information Model da olabilir BİM. Building Information Modeling de olabilir, Management de olabilir baktığımız zaman. Biraz önce göstermiş olduğum birim nesne, yani yapı bilgi modeli, bu süreç sonucunda meydana gelen üründü. Bu bizim binamız oluyor çoğu zaman. Bunun haricinde modeling dediğimiz aşama ise bir süreci ifade ediyor. Yani biz bu modeli hangi modeli takip ederek gerçekleştiriyoruz? Modelleme sürecinden sonra o modeli ürettiğimizle alakalı etkinliklerden bahsediyoruz modeling olarak. Management diye bahsettiğimiz ise modeli kimlerin ne zaman hangi aşamalardan geçerek ürettiği üzerine yoğunlaşmış olduğumuz kısmı oluyor BİM'in. BİM bütün bu faaliyetlerin içerisine alan bir yaklaşıma sahip bakıldığında, yani model de olabiliyor, yaptığınız şeylerin modeling de olabiliyor, management de olabiliyor. Bütün bu süreç içerisinde bunlar BİM'in temas ettiği önemli kavramlar. BİM'e daha önceki karşılaştığımız teknolojilerden, yazılımlardan farklı bir şekilde yanaşmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Yani geçmişte bir yazılımdan bir başka yazılıma geçtiğimiz zaman bu bir yazılım seçme kararıydı. Ve bu şekilde çalışmamızı başka bir yazılımla, benzer bir çalışma biçimine sürdürmeye devam ediyorduk. BİM'e baktığımız zaman BİM'de çok daha farklı bir adım atıyoruz. BİM'le çalışmaya karar verdiğimiz zaman daha değişik bir çalışma düzeni sonucunda ulusal uluslararası düzeyde rekabet edebilme,
verimli olabilme, karar aldığımız kararlarımızı en önemlisi bilgiye dayalı karar verebilme üzerine adım atıyoruz. Proje belgelerimiz arasında etkili bir koordinasyon sağlayabiliyoruz. Paydaşlarla birlikte çalıştığımız zaman bilgi akışını daha iyi gerçekleştirebiliyoruz, daha etkin gerçekleştirebiliyoruz. Süreci sahada takip edebiliyoruz. Yapım öncesi olacak problemleri yerinde görüp düzeltme şansına sahip olabiliyoruz. Yani bir yazılım kararının ötesine geçmiş oluyoruz BİM'le çalışmaya karar verdiğimiz zaman. Bu çerçeveye baktığımız zaman aslında yaptığımız şey, yani BİM'le çalışırken yaptığımız şey, biraz önce de söyledim, bir inşaat modeli meydana getiriyoruz, bir yapı modeli meydana getiriyoruz. Ve bu yapı modelini sanal olarak meydana getirdiğimiz zaman inşaat sürecinde karşılaşabileceğimiz birçok güçlüğü görebiliyoruz, önceden görebiliyoruz bu sanal model üzerinde. Ve önlemler alabiliyoruz olabilecek problemlerle alakalı olarak. Sahada gerçek uygulamaya geçtiğimiz zaman da yapım öncesi ulaşabilecek belirsizliklerin bir kısmı ortadan, birçoğu ortadan kalkmış oluyor. Ve bazı verimsizlik yol açabilecek, atığa yol açabilecek, tekrarlı üretime yol açabilecek bazı konularda avantajlar sağlıyor BİM'le çalışırken. BİM ve CAD isimli iki tane çalışma platformumuz var. Bir yerde bilgisayar destekli yazılım ya da CAD yazılımları halen kullanılmaya devam ediyor. Diğer tarafta da BİM'le proje üretimi sürdürülüyor bakıldığı zaman. CAD ve BİM arasındaki farkı şöyle ifade etmek uygun olur. CAD aslında bizlerin, yani insanlık olarak çok uzun yıllardır, 1800'lerin ortasından itibaren kullanmış olduğumuz tasarı geometri ilkesine dayanarak binalarımızı ifade ettiğimiz çalışma biçimine sahip CAD yazılımları. Yani CAD yazılımları düşündüğünüz zaman binayı meydana geçiren parçaları mimari dilde soyutlayarak, bir binayı soyutlayarak anlatmaya çalışıyoruz. Bir takım temsiller kullanıyoruz o binanın parçalanması için. Kesitler kullanarak, görünüşler, planlar kullanarak, binayı meydana getirerek binayı bir bütün olarak anlatmaya çalışıyoruz. İnşa edilebilir hale, sahada inşa edilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Projelendirmeye çalışıyoruz süreç içerisinde. Yaptığımız adımlar bakıldığı zaman yine biraz önce söylediğim gibi 18. yüzyıla dayanan tasarı geometri, ortogonal bakışla, dik bakışla proje elemanları görerek anlatmaya yarayan bir teknik. BİM'e geldiğimiz zaman proje üretim açısından bakıldığında bütün çabamız burada 3 boyutlu bir model meydana getirebilmek. 3 boyutlu ama aynı zamanda sadece geometrik özellikleri içermeyen, biraz önce söylediğim gibi bir model meydana getirmek. Bu modelin özelliklerini bir bütün olarak meydana getirdiğimiz zaman o parçaları bütünden oluşturabiliyoruz. Yani biraz önce saymış olduğum parçadan bütüne giden yöntem birazcık daha değişik oluyor. Her koyduğumuz, her eklediğimiz eleman, yapı elemanının aynı zamanda üçüncü boyuttaki özelliklerini de dahil ederek ilerliyoruz. Böyle olduğu zaman modelimiz ne kadar üç boyutlu detaylı olursa ondan iki boyutlu temsiller üretmemiz de o kadar kolay oluyor. Ve bir başka önemli bir nokta şu, bütünü meydana getiren elemanlar arasında bir koordinasyon var. Bu koordinasyon sonucu proje üzerinde gerçekleşen herhangi bir revizyon projenin bütün parçalarına BİM'de aktarılabiliyor. CAD ortamına baktığımız zaman tek tek koordinasyonu sağlamamız gerekiyor her bir proje öğesiyle, temsiliyle ilgili olarak. Bu saydığımız faydalardan dolayı dünyada da BİM kullanımı artıyor. Bu nispeten eski bir grafik ama yani genel olarak bir fikir verebilir. Dünyada birçok, özellikle gelişmiş ülkeler BİM stratejileri geliştirmiş vaziyetteler. Ulusal düzeyde BİM'in ne zaman uygulayacaklarını, hangi aşamalardan sonra uygulayacaklarını, ne tip projelerde uygulayacaklarını tanımlamış vaziyetteler. Bunlarla ilgili olarak baktığımızda en sık verilen örneklerimiz İngiltere örneği var. İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere çok uzun yıllara yayılmış bir dönem süresince inşaat sektöründeki verimsizliklere karşı
raporlar yazarak, pilot projeler yaparak, standartlar geliştirerek, ondan sonra kamu projelerini zorunlu, BİM'i zorunlu hale getirerek BİM konusunda bir strateji satmış vaziyette. Ondan daha eski kullanan kuzey ülkeleri var, görebiliyoruz bunları. Avrupa Birliği de 2014 yılından itibaren teşvik ediyor üyelerine BİM ile ilgili kullanımlarını. Hatta bununla ilgili bu kullanımı arttırmak için de yayınlar üretiyor, teşvik edici yöntemler öneriyor üyelerine. Türkiye'ye geldiğiniz zaman Türkiye'de de yani biz özellikle bazı firmalarımız çok oldukça iyi BİM kullanımı açısından baktığımız zaman yurt dışında da projeler yapan iyi firmalarımız var. Ve bu yaptıkları projelerde de birçok ülkede, birçok coğrafyada BİM'i kullanıyorlar bakıldığı zaman. Türkiye'deki BİM kullanımı ağırlıklı olarak raylı sistemler üzerine yoğunlaşıyor. Metro projelerindeki istasyonlarda BİM'in kullanımını görüyoruz. Buralarda özellikle belediyeler de bu konuda daha öncü bir tavır içerisinde giriyorlar. Bununla ilgili şartnameler talep hazırlayarak firmaların sürece, BİM kullanım süreciyle adapte olmalarını teşvik ediyorlar. Bunun yanı sıra Türkiye'de BİM kullanım açısından baktığımız zaman dünyada BİM'le ilgili, BİM'le alakalı açık standart olan IFC'nin oluşturulmasını sağlayan organizasyona, Building Smart'ın da Türkiye'de bir şubesi var. Gördüğünüz gibi yani çok fazla ülkede olmayan bir organizasyon Türkiye'de de mevcut. Bu organizasyon özellikle açık BİM adı verdiğimiz herhangi bir yazılıma üzerine odaklanmayan ama BİM'le çalışmayı teşvik eden, bununla ilgili ulusal düzeyde çalışmalar yapan, mevzuatlar hazırlanmasına örnek olan bir çalışma gerçekleştiriyor. Bunlar ilk kısımda anlattıklarım BİM'le ilgili temel bazı kavramlardı. Şimdi çalışma sisteminden bahsedeceğim biraz sonra. BİM'in nasıl bir şekilde uygulandığından, hangi bileşenlerinden olduğundan, sıkça karşılaştığımız hangi bileşenlerinden olduğundan bahsedeceğim. Şöyle bir durum var yapı sektörüne bakıldığı zaman. Yapı sektöründe başka sektörlere göre, çoğu sektöre göre çok daha fazla paydaşın bir araya gelerek bir ürün çıkartma içerisinde olduğunu, çabası içerisinde olduğunu gözlemleyebiliriz. Yani bu sürecin içerisinde mimarlar, mühendisler, danışmanlar, mal sahipleri, tesis yöneticileri hepsi bir araya gelerek bir bina yaratma, oluşturma süreci içerisindeler. Ve bu süreç içerisinde de bu kişiler birbirleriyle iyi iletişim içerisinde olmak zorunda olarak ve bilgi değiştirir, bilgi alışverişi içerisinde olarak bu süreci başarmaları gerekiyor. İyi bir iletişim ve bilgi paylaşımı olması gereken bir ekosistemden bahsediyoruz burada. Yapı sektörüne baktığımız zaman. Bu ekosistem çoğu zaman maalesef yani bu iyi bilgi değişimi olması gereken, paydaşların iyi iletişim içerisinde olması gerektiğini düşündüğümüz olması gerektiğinden bir yaklaşım maalesef çoğu zaman istendiği gibi olmayabiliyor. Yani özellikle birlikte çalışabilmek ve sistemli bir şekilde projeyi beraber çalışarak işbirliği içerisinde götürebilmek önemli bir kabiliyet, önemli bir yetenek, birlikte çalışmak. Bu çerçevede baktığımız zaman da özellikle birlikte çalışma üzerine ve projelerde tanımlı adımlar, sistemli adımlar ve sistematik çalışma götürerek projeyi tamamlama açısından bakıldığı zaman çoğu zaman projelerde başarısızlık sebebi buna adresleniyor. Yani bir projenin birçok zaman başarısızlığı birlikte çalışabilmeyle ilgili problemlere ve birlikte çalışan kişilerin tanımlamış olduğu yanlış sistematiklere odaklanıyor maalesef. Bu açıdan baktığımız zaman BİM'in de en iyi olduğu, en başarılı olduğu, en efektif olduğu yönlerde birlikte çalışabilirlik,
ve sistemli çalışma biçimi. BİM, farklı disiplinlerde kişilerin erken evreden, yani projenin çok erken evresinden itibaren birlikte çalışarak tanımlanmış olan bir takım protokoller, adımlar çerçevesinde bilgi değişimini hedefleyerek ortaya koyan bir yöntem sunuyor. Bunun haricinde bugün yine bahsedeceğim. BİM aynı zamanda oluşturulan bir bilginin, bir aşamada oluşturan bilginin farklı bağlamlarda kullanılmasına imkan veren bir yapıya sahip. Yani projenin en erken aşamasında üretmiş olduğunuz bir tasarım, konsept tasarımı dahi projenin diğer aşamalarında da kullanıma açık olabiliyor. Meydana getirdiğiniz bir üç boyutlu model daha sonraki aşamalarda proje yönetimi için kullanıma sahip olabiliyor. BİM'in çalışma sistemi metnini şöyle gözden geçirdiğimizde şunlarla karşılaşıyoruz. Yaygın olarak kullanılan dünyada bir standart var, uluslararası standart var. ISO 19650. Bu standartta bilgi döngüsü için tanımlanmış olduğu belirli adımlar var. Bu döngü içerisinde çeşitli teslim edilecek belgeler var, adımlar var. Bu çerçevede temel olarak bakıldığı zaman bu çalışma sistemini meydana getiren bazı parçalar şunlar. Birincisi şu, BİM paydaşlar arasında birlikte çalışabilirliği teşvik eden proje yöntemlerini benimsiyor. Paydaşlar beraber çalışarak, özellikle erken evreden itibaren beraber çalışarak proje üretisinde bu isteniyor BİM'de. Bunu yaparken de bir bilgi teslimi döngüsü var. ISO 19650'den gelen, bu standartlara gelen bir döngü. Yani projeyle ilgili mal sahibinin hedeflerini ortaya koyması, buna bağlı olarak projeye katılan, ihale katılan şirketlerin teklif vermesi, ondan sonra şirketlerin seçilmesi, sürecin başlaması ve projenin ilerlemesinden meydana geliyor. Bu aşamalarda uygulama planı adı verdiğimiz araçlar, belgeler kullanılıyor. Biraz sonra anlatacağım ne olduklarını bunların. Bunun haricinde süreç haritaları kullanılıyor. BİM ile çalışma biçimi ortak veri ortamı ile destekleniyor. Bundan da biraz sonra bahsedeceğim. Yani farklı kişilerin, farklı disiplinlerin birlikte çalışmasına imkan veren, hangi aşamada hangi bilgiye değişmesini sağlayan bir ortam bu. Bunun haricinde çevrimiçi paylaşım platformları var. Yani bilginin merkezi bir yerde bütün paydaşlar tarafından erişilebilir olması önemli bir özellik. Yani herhangi bir ofiste, herhangi bir yerinde sahanın proje bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Gelişim seviyeleri de verdiğimiz bir başka yaklaşımda bilginin bir belirli detay seviyesinde üretilmesine imkan veriyor. Bundan da biraz sonra bahsedeceğiz. En son olarak bahsedeceğim ileriki slaytlarda ise yani bir ürettiğiniz üç boyutlu bir modelin sürecin farklı aşamalarında, BİM sürecin farklı aşamalarında nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Yani canlandırmalarla, zaman boyutunu dahil ederek, maliyet boyutunu dahil ederek, sürdürülebilirlik amaçlı nasıl kullanılacağından biraz sonra bahsedeceğim. Birinci söylemiş olduğum şey burada paydaşlar arasındaki çalışabilirliği teşvik ettiğinden bahsetmiştim BİM'in. Geçmişte kullanmış olduğumuz CAD yazılımları ağırlıklı olarak ikili ilişkiler, bireysel ilişkiler üzerine çalışan bir sistem. Mimarlar belirli mühendislerle birebir çalışıyorlar. Ve bu katılımcılar, paydaşlar birbirleriyle bireysel dosya değişimleriyle süreci çoğu zaman götürür vaziyetteydi geçmişte. CAD kullanıldığı zaman hala bu yöntemi kullanan şirketler var. Böyle baktığımız zaman bu yaklaşım biçimi işte veri koordinasyonunda sorunlar çıkartabiliyor. Yani üretmiş olduğumuz proje belgelerinin yeterince bazen güncel olmaması, revizyona tabi olmamasını getirebiliyor. Bazen farkında olmadan bazı paydaşlar aynı bölgenin birden fazla aynısından üretebiliyorlar. Bunun haricinde farklı yazılımlar kullanılabiliyor. Bu farklı yazılımlarda veri dönüştürme sorunlarına yol açabiliyor kendilerine çevrilirken.
İMLE çalıştığımız zaman paydaşlar birlikte çalışabilirliği, ortak veri ve ortak bir merkezi lokasyondan sağlıyorlar çoğu zaman. Bu lokasyona istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. Kendileri için faydalı olan bilgiyi kullanarak projelerini geliştirebiliyorlar. Bu yaklaşıma biraz sonra göreceğiz. IPD yaklaşımı denilir. Yani proje paydaşlarının olabildiğince erken sürece dahil olmaları, riskleri bölüşmeleri, aynı zamanda elde ettikleri başarıları da beraber sağladıkları bir sistem, bir çalışma biçimi IPD. Şimdi görüyoruz bu çalışma biçimini. Baktığımızda geleneksel çalışma sistemlerinde projenin katılımcıları, paydaşları tümü, birçoğu projeye çok geç dahil olarak önceki aşamalara katılmazken bu tümleşik proje yönetimi adı verdiğimiz IPD dediğimiz yaklaşım bu paydaşların sürece erken aşamada itibaren katılmasını teşvik ediyor. Bu sayede belki bir yüklenici süreçle ilgili olası bir problemi bir mühendis mimar aktararak tasarımın daha iyi gerçekleşmesini sağlayabiliyor. Ya da mimar sürecin ilerleyen aşamalarında uygulama sırasında katkıda bulunarak yine kendi aslında aklında olan düşünceleri sahadaki yüklenicilere aktarabiliyor. Bu çalışma biçimi de tümleşik çalışma biçimi geleneksel olarak BİM'de tercih edilen çalışma biçimi. Birlikte çalışabilmek çok önemli ve geleneksel olarak yani çalışma düzenlerimize baktığımız zaman birçok kişi kendi branşıyla ilgili bilgi sahibidir. İnşaat sektörünü düşündüğümüz zaman mimarlıkla ilgili kısımları bilir, inşaat mühendisi bu kısımlarla ilgili bilgi sahibidir. Bunlar da doğru, hepsi derinlemesine sahiptir bu konularda çalışma. Ama bu yeni çalışma biçiminde ya da BİM'le gelen çalışma biçiminde multidisipliner bir bakış açısına da ihtiyacı olmakta bu çalışan farklı branşlardaki kişilerin birlikte nasıl çalışacaklarına, birbirlerine ne tür bilgi ilettikleri zaman, ne kapsamda bilgi ilettikleri zaman faydalı olabileceklerini, nasıl bir iletişim içerisinde olduklarını da bilmeleri gerekiyor. Bu yaklaşımda bu tür profesyoneller günümüzde T şekilli profesyonel adı veriliyor. Bakın bu şekilde onu andırıyor bize, T'yi gösteriyor. T'nin yatay kısmı multidisipliner bilgi gösterirken düşey kısmı da branşların kendi alanlarındaki derinlemesi bilgisini gösteriyor. Bizler de eğitim kurumumuzda bu tarz profesyonel yetişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bir takım üniversitelerle işbirliği içerisinde bulunuyoruz. Mesela geçen dönem İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ile bahar döneminde bir işbirliği yaptık. İnşaat mühendisliği bölümüyle informatik bölümü beraber çalışarak bir projeyi bir erken evreden başlayıp tesis yönetimine kadar götürmüş olduğumuz bir projeyi tamamladık beraber çalışarak. Bu kapsamda öğrencilerimiz biraz önce bahsettiğim T şekil profesyonellerine sahip oldu. Farklı disiplinlerdeki kişilerin ihtiyaçlarını anlama ve beraber çalışma konusunda BİM'in kolaylaştırıcılığı vasıtasıyla bilgi sahibi oldular. Yine bir başka olanak, bundan belki buradaki Eskişehir'deki arkadaşlarımız faydalanmak isteyebilirler. Design Together diye bir yarışma var. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenleniyor. Bugünlerde yenisiyle ilgili adımlar atılıyor. Yeni yılki yarışmayla ilgili olarak. Bu yarışmada da farklı branşlardan öğrenciler bir araya gelerek mimarlık ve işte mühendisliğin farklı dalları, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği bir araya gelerek bir süreç sonucunda belirli adımlar takip ederek beraber bir proje meydana getiriyorlar. Bu da çok önemli bir deneyim kazandırıyor onlara beraber çalıştıkları zaman. Burada BİM oldukça kolaylaştırıyor süreci çünkü aynı ortamda çalışabiliyorlar. Paylaşılan modeller var. Aynı formatta bilgiyi, benzer formattaki bilgiyi alıp kullanabiliyorlar beraber. Diğer teknolojilerle kıyasladığımız zaman birlikte çalışabilirlik çok üst seviyede çıkabiliyor. Ve revizyonlar, proje üzerindeki ilerlemeler de çok daha kolay gerçekleşiyor. Bahsettiğim bir başka belge, BİM'in sistematiğini meydana getiren önemli belgelerden birisi uygulama planı. Yani
belirli bir ihtiyaç sunulduğu zaman bir mal sahibi ya da bir projeyle ilgili bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı ekiplerin nasıl gerçekleştireceğini, BIM kullanarak nasıl gerçekleştireceğini anlatan bir plan bu. Bu plan çerçevesinde hangi aşamada kimin projede çalışacağını, dahil olacağını, projenin hangi aşamalarında teslimlerin olması gerektiği, hangi formatta bilginin teslim edileceğini, hangi klasörlere kimlerin erişimi olacağı, kontrolleri kimlerin yapacağı gibi birçok BIM'in projede nasıl uygulanacağını anlatan bir belge bu. Bu belge de çok önemli bir ayağı BIM sürecinin ve bu belgenin kullanımında da çeşitli formatlar var. Bu formatları download ederek ve farklılaştırıp üzerinde şablonlara bilgi girerek BIM kullanan firmalar faydalanabiliyorlar. Mesela bir önceki göstermiş olduğum slide'daki arkadaşlarınızda, yani öğrenci arkadaşlarımızda böyle bir plan vasıtasıyla projelerini ilerletmişlerdi. BIM uygulama planlarından çok çok daha fazla bahsedilebilir. Çok detaylı bir konu elbette. Bakıldığı zaman sözleşme öncesinde, sözleşme sonrasında verilebilen versiyonları var. Belirli bir disiplini temsil edecek şekilde bazen her ne kadar süreç için çok idealist yaklaşımımız olsa da bazen süreçte bazı disiplinler sürece daha geç girebiliyorlar. Onlar kendi uygulama planlarını ayrıca oluşturmayı tercih edebiliyorlar. Ya da bütünsel proje odaklı uygulama planının bütün süreci görmemize yarayan bir yaklaşım. Bahsettiğim bir konu daha vardı. İş süreç haritaları. Şimdi biz bunları bir uygulama planında yazılı olarak görüyoruz. Kimin ne zaman sürece dahil olduğunu ve ne yaptığını ve ne tür bilgiye ihtiyacı olduğunu, ne tür bilgiden bu süreç sonucunda çıktı oluşturulacağını görüyoruz. Biz bunu aynı zamanda görselleştirebiliyoruz da. Bunu görselleştirmek için diller var. Yani bu iş süreçleri meydana getiren çizelge dilleri var. Bunlardan bir tanesi BPMN adı verilen Business Process Modeling Notation diye geçiyor. Bu yaklaşımda bakın burada görebilirsiniz. 3 tane kulvar var. Bu 3 kulvarda ana faaliyeti gösteren bir kulvar var. Bu kulvarda kim devreye giriyor, ne yapıyor, belli bir karar aşamasında sonra geri dönüp nasıl bir girdi veriyor, başarılı olduğu zaman devam ediyor. Bu işin başlaması için gereken belge süreç sonunda çıktı meydana geliyor. Bunları gördüğümüz zaman proje sürecini görsel olarak çok basitleştirebiliyoruz. Bir bütünsel olarak gördüğümüz level 1, genel level 1 adı verilen genel süreçler var, süreç haritaları var. Level 2 haritalarında herhangi bir alt süreci de detaylandırabiliyoruz. Ortak veri ortamından bahsetmiştim. Uluslararası standartlar, işte bir İngiliz standartı başlangıcı olan BS1192 ve ISO 19650 standartları, paydaşların bilgi değişimleri sırasında belli adımlarla bunu gerçekleştirmesini ve o adımlar sonucunda bilgilerin paylaşımını tanımlamış oldukları belirli evreler belirtiyorlar. Bakın bu evreler burada gözüküyor. Work in progress, shared, published documentation, archive diye geçiyor. Bu çalışma biçiminde hangi klasörlere ne aşamada bilginin konulacağı merkezi sunucularda belirlenmiş oluyor. Çalışanların hangi isimlerle adlandırılacakları, orijin ve yönlendirme nasıl olacakları, paftaların nasıl adlandırılabilecekleri ortak bir ortamında tanımlanıyor. Bu sayede herkesin kullanacağı ortak bir dille konuşmak, projede iletişime girmek mümkün olabiliyor. Bahsetmiştim. Bu bilgiler siz online veri ortamlarına, yani online bir sunucu içerisinde koyduğunuz zaman daha değerli hale gelmiş oluyor. Her yerdeki katılımcılar bunlara erişebiliyorlar. Ve dediğim gibi bu bilgiyi kullanarak kendilik bilgilerine bu bilgiden linkler yaparak kendi bilgilerini üretebiliyorlar. Bir mimari proje, bir makine ile ilgili tesisat projesinde bir altlık olabiliyor. Strüktürel, statik projesi için kullanılabiliyor. Böylece inşaat mühendisi ya da makine mühendisi bunları tekrar çizmek zorunda kalmıyor, modellemek zorunda kalmıyor. Var olan bilgi kullandığı için.
Bir başka konu, yani oluşturduğunuz modellerin hangi detay seviyesinde olacağını, nerede durmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor modelleme sırasında. Bu da bize gelişim seviyesi, bilgi gelişim seviyesiyle tavsiye ediliyor. Bakıldığında, bakın burada gözüküyor bir giydirme cephe var. Altta da bir yürüyen merdiven var. Burada farklı gelişim seviyelerinde, farklı detay seviyelerinde modellerin nasıl gösterilebileceği görünüyor. Erken evrelerde biliyorsunuz ki daha az detaylı modeller tercih ederiz. İlerleyen evrelerde modeller artar, detay seviyeleri artar. Yine baktığımızda, yani burada önemli olan şey şu, eğer beraber çalışıyorsak, birlikte bir şey üretiyorsak, ne az üretmeliyiz bilgiyi, ne de fazla üretmeliyiz. Ortak bir noktada buluşmamız gerekiyor. Detay seviyesi ya da işte gelişim seviyesi de bize bunu sağlıyor. Üçüncü ve son olarak gelmiş olduğum bölüm model odaklı çalışma. CAD sistemleri kullananlar için proje çizimi, proje oluşturması, ruhsat aşamasından sonra sona ererken, o modelle ilgili işlemler çoğu zaman orada biterken, BİM'le çalıştığınız zaman sonraki süreçlerde de bu modelin önemi devam etmeye başlıyor. Oluşturmuş olduğunuz üç boyutlu model, farklı branşlardan, disiplinlerden gelen FEDER'e adı verdiğimiz bağımsız, otonom modellerle birleştirilerek birbirleriyle çekişme kontrolü yapabiliyorsunuz. Makine modeli, elektromekanik sistemin mimari ya da statik modelle ilişkisini sahada daha gerçekleşmeden, problemler olmadan, çakışmalar oluşmadan görüp düzeltme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Yine oluşturduğunuz üç boyutlu modeli zaman faktörü katarak elemanları, yapay elemanlarıyla zaman çizelgesini eşleştirerek animasyon şeklinde üretebiliyorsunuz. Biraz sonra bunları göstereceğim. Şurada şuna bakmak gerekirse, yani biz üç boyutlu modelle başlayıp süreci devam ettirerek ND ya da NB adı verdiğimiz çok boyutlu modellere taşıyabiliyoruz. Bu model odaklı çalışma bize var olan bilgiyi kullanma ve verdiğimiz kararlara bilgiye dayanarak verme imkanı sağlıyor. Burada söylediğim gibi, bakın burada gözüküyor. Farklı modeller bir araya getiriliyor ve çekişme kontrolleri yapılıyor ki bu süreç geçmişte çok zordu. Üst üste paftalığın kurulmasını gerektiren bir süreçten bahsediyoruz. Çok iyi bir göz lazım, mesleki bilgi gerekiyor. Burada ise bu hataları yazılımlar bize söylüyor, raporluyor. Biz bu problemleri ilgili disiplinden kişiye gönderip o problemi model üzerinden değiştirebiliyoruz. Beraber çalışma ilkesi şeklinde. Yine 4 boyutlu, 5 boyutlu modellemeden bahsetmiştim. Burada gözüküyor biraz. Projenin oluşum sürecini bir canlandırma halinde görebiliyoruz. Yapı elemanlarıyla bakıldığı zaman bir iş programı eşleştirilebiliyor. İş programıyla eşleştirilen yapı elemanlarının ilerlemesi, inşaatın ilerlemesi gözlemlenebiliyor. Bu arada iş programında olabilecek bir hatayı görsel olarak görerek, tespit ederek ortadan kaldırabiliyoruz. 5 boyutlu modelde buna bir kolon, 2 kolon daha ilave ediyoruz çoğu zaman. Bir tanesi, bir kolonlardan bir tanesi iş gücü olabilir. İş gücü maliyeti. Aynı zamanda bir başkası da belki malzeme ile ilgili maliyetler olabilir. Bu aşamalar geçirirken projenin hangi aşamasında o ana kadar ne kadarlık bir harcama yaptığımızı görme şansına, yine animasyon olarak görme şansına sahip olabiliyoruz. Proje ilerlerken animasyonda. Yine bir başka konu, ben dediğim gibi son zamanlarda bunun üzerine daha çok çalışıyorum, bu konu üzerine. Sürdürülebilirlik. Eğer bir modelimiz varsa ve modelimiz gerçeğe çok yakınsa o modelden çok daha faydalı bilgiler üretebiliyoruz. O modeldeki modelin oluşturduğu yapımız ne kadar enerji harcadığını, inşa edilmeden önce potansiyel enerji kazancının ne olabileceği, güneş enerjisi açısından ne olabileceğini görebiliyoruz. Daha ileri seviyedeki analizleri uygulayabiliyoruz. İşte rüzgar analizleri yapabiliyoruz. Binamızın çevre ilişkisini görebiliyoruz. Mühendislik analizleri yaparak işte bu makine tesisatla ilgili hesaplamaları ya da işte yük dağılımını yine bir model üzerinden tespit edebiliyoruz. Bunlar geçmişte zor olan çalışma alanlarıydı.
Yani bir enerji analizi için o enerji analizi programını, yazılımınızı, modelinizi aktarmanız çok zor oluyordu. Tekrar modellemeniz gerekiyordu. Buradaki süreçler tasarım sürecine doğrudan bir de verecek şekilde hızlı meydana geliyor. Ve bundan faydalanarak kararlarınızı daha rasyonel, daha objektif olarak gerçekleştiriyorsunuz. Biz de öğrencilerimize zaman zaman vermiş olduğumuz derslerde analizler yapıyoruz. Yapmış oldukları biçim önerileriyle enerji önerilerini kıyaslıyoruz. Hem estetik hem de aynı zamanda sürdürülebilir bir yapılar oluşturmaya çabalıyoruz. Farklı örnekler var buralarda. Bir başka konu tesis yönetimi. Yani biz çoğu zaman bina profesyonelleri olarak, meslek grubunda olan kişiler olarak işimizi projeyle bittiğini düşünüyoruz. Çoğu zaman da öyle. Ama mal sahibi ya da tesis yöneticisinin gözünde süreç devam ediyor. Onlar için binanın yaşama katılması süreçleri başlıyor. İşletime alınması süreçleri başlıyor. Bu noktadan baktığınız zaman meydana getirdiğimiz bina ve içeride varlıklar o işletimin, bakımın doğru gerçekleştirebilmesi için çok önemli. Bu aşamada BIM yapı bilgi modeli çok önemli olabiliyor. Varlık yönetimi, dijital ikiz oluşturarak anlık işletim ve bakım faaliyetleri gerçekleştirebiliyor işletme sahipleri. Biz de böyle bir proje yaptık yakın bir zamanda. Mimarsin Üniversitesi'nde yani bir tesis yönetme projesi. Bomonti binamızla ilgili bir çalışma yaptık. Bomonti binasının yapı bilgi modelini meydana getirdik. Bu model üzerinde envanterler oluşturduk. Ve bu envanterler ve elemanlarımıza parametreler girerek nasıl katkı sağlayabileceğini şu anda test etme aşamasındayız. Bu varlık yönetimi yaklaşımının, BİM'den gelen veriyle oluşturulan varlık yönetimi yaklaşımı. Bu binaya ait olan bazı bilgiler bunlarda. Yani kullanılan elektrometing sistemlerle ilgili dokümantasyonlar. Bunlar önemli olabiliyorlar. Böyle bir bilgiye işletmez tesis yöneticileri ya da teknisyenler sahada sahip oldukları zaman sorunları giderme açısından çok daha kolay ve hızlı karar verebiliyorlar, hareket edebiliyorlar. İş güvenliği anlamında da bir önemli. Özellikle yani problemli alanları tespit ederek bunlarla ilgili hangi önlemler alabileceğimizi de dahil edebiliyoruz çalışmalarımıza. Özellikle inşaat sektörünü düşündüğümüz zaman inşaat sektörü iş kazalarında başı çeken bir sektör olduğu için bu tür bir adım birçok açıdan fayda sağlayacaktır işverene ve paydaşlara. Şantiye yönetimi konusunda da BİM yapı bilgi modeli çok faydalı. Yani bazen çok güzel bir model yapabilirsiniz, her şeyi çok entegre edebilirsiniz ama sadık uygulama kötü olduğu zaman bu emekler sonuçlanmış olmuyor. Sahaya gidip tespitlerde bulunmanız en doğru yöntem oluyor. Yine bir yapı bilgi modeline sahipseniz sağdan oluşturacağınız lazer tarama nokta bulutu yaklaşımıyla, bilgileriyle kıyaslamalar yapabiliyorsunuz sağdaki uygulamayı. Daha da ötesi bugünlerde yani dronlar ve şantiye robotları gerçek oldu. Sağdan çok anlık haberdar olabiliyorsunuz gerektiği durumlarda ya da istediğiniz durumlarla ilgili olarak sahadan veri toplayabiliyorsunuz. Sahadaki gelişimi takip edebiliyorsunuz. Bir bölgedeki hızı sağa gitmeden özellikle bugünlerde mesela pandeminin olduğu bir dönemde bayağı bir görselleştiren, bu bilgi görselleştiren yazılımlarla takip edebiliyorsunuz. Bunun haricinde binanın yıkım aşamasına geldiğimiz zaman da BİM önemli olabiliyor. Potansiyel geri dönüştürülebilir öğelerin miktarını görebiliyoruz. Yeniden işlevlendirmede faydası olabiliyor BİM'in. Mekansal iyileştirmelerde, performans artırımlarında modellemeler yaparak, mesela bu altta görmüş olduğunuz Sydney Opera binasından bir görüntü. Burada akustik iyileştirme yapılmış bir BİM modeli üzerinde. Bu tarz çalışmalar da gerçekleşiyor. Bu önümüzdeki dönemle ilgili birkaç şeyden bahsedeyim. Önemli gelişmeler neler? Yani dünyada her ne kadar inşaat sektörü daha az bilişimi kullanılan bir sektör olsa da son zamanlarda kullanılan standartlarla özellikle BİM'in de katkısıyla
bu sektörde önemli bir değişim bekliyoruz. Yani yakın bir zamanda, çok uzak olmayan bir zamanda diyelim en azından, BİM'in daha fazla yaygınlaşacağını görebiliriz. Bununla paralel olarak ulusal BİM vizyonu ve stratejisiyle ilgili beklentilerimiz var. Türkiye hükümetinden, işte, kamudan. Bu çerçevede alınacak bir karar kullanımı da, BİM kullanımı da yaygınlaştıracaktır. Bu dünyada örnekleri var bunun. Türkiye'de bunlardan bir tanesi olabilir bu anlamda. Diğer önemli gelişmelere baktığımız zaman BİM sadece bir tane teknolojiyi de anlattığımız ama önemli bir teknoloji, önemli bir iş yapma biçimi sağlıyordu bize. Bunun yanında onu destekleyen başka önemli çalışmalar ve teknolojiler var. Endüstri 4 gibi, bunun inşaat sektörüne yansımaları var. Sağ dış üretim konuları, dronlar, boyutlu yazılımcılar. Dijital X kavramından bahsetmiştim. Dijital X ile beraber çalışan Internet of Things, IoT teknolojileri, yapay zeka, blockchain ve işte mixed reality teknolojilere baktığımız zaman bunlar hem BİM ile beraber çalışarak hem de kendi başlarına ufkumuzu genişletiyor. Burada tamamlıyorum ben sunumumu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli bilgileriniz için. İsterseniz hiç bekletmeden Umut Beylerle Mum Mimarlık ekibiyle devam edebiliriz. İzleyicilerimiz... Buyurun. Buyurun, ben sözünüzü kestim. Yok rica. Soru sormak isteyenler için ben chat bölümüne yazdım. Sorularınızı yazabilirsiniz. Sunumlar sonrası hem Mum Mimarlık ekibimiz hem de Salih hocamız cevaplayacaktır sorularınızı. Onu da belirtelim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Okay. Biz öncelikle davetiniz için ve sizlerle beraber olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Salih Hoca sağ olsun bütün açılımlarıyla anlattı konuyu. Biz de kısaca yaklaşık 10 senedir BİM platformunda projeler üretmeye çalışan bir ofis olarak buradaki deneyimimizi paylaşmak istiyoruz. Bu noktada hani BİM'e geçişin kolay olmadı. Biz bir CAD nesli bir ofis olarak bunda zorlandık. Zorlandığımız noktalar veya bu geldiğimiz düzeyi de burada sizlerle paylaşmak istiyoruz açıkçası. Ben şöyle bir bunu tam full screen yapayım. Herhalde görüntü geliyordu. Burada kısaca MUM'u anlatmam gerekirse, biz 1998 yılında iki ortak olarak, biz iki ortak Murat Aksu, Umut İlgin olarak, biz esasında CAD nesliyiz. Yani AutoCAD, biz üniversiteye girdiğimizde İTÜ'ye 1990 yılında bütün her şey elle çizilirken, CAD programları yeni hayatımıza giriyor. Hatta kişisel bilgisayarlar yeni giriyordu. Ve hatta bitirme projemizi CAD ortamında verebiliriz, veremeyiz diyen ve bunun kavgasını veren bir nesliz esasında. Biz iki iyi arkadaşın iyi mimarlık yapma hayalleri üzerine kurduğu bir ortaklığı temsil ediyoruz esasında. CAD nesli olarak başladığımız ofisimizi BİM'e taşımamız gerektiğini, biz bu BİM'in ilk konuşulmaya başladığı 2000'li yılların başlarından, işte biz 2008 gibi bu konuyu araştırmaya başladık ve 2010 yılında da ilk projemizi yapma şansını bulduk. Burada yani bu yine kentsel dönüşüm bir projesiydi. Bu projeyi biz BİM platformunda nasıl ele alırız diye yola çıktık. Ve o sırada Autodesk'in menüleri vardı. Orada özellikle diyordu ki BİM'e geçiş için bir protokolü vardı. İlk bizim dikkatimizi çeken, bu iş o kadar basit değil arkadaşlar. Bunu hem CAD platformunda hem BİM platformunda eş zamanlı yürütmenizi tavsiye ediyoruz diye bir nokta vardı.
biz bunu acaba niye demişler diye düşünürken hani projeyi BİM platformunda biz götürdük, gayet güzeldi, sunumlarımızı yaptık. Pek çok şeyi modelliyor olmak ve üç boyutlu çalışıyor olmak zaten bir sürü şeyi kolaylaştırırken daha sonra projeye data girmeye başladığımızda projenin esasında BİM platformunda yürütmenin o kadar da kolay olmadığını fark ettik. Geri dönüp bunu CAD projesi haline getirip yine iki boyutlu olarak alıştığımız yöntemlerle sonuçlandırdık. Çok hızlı bir şekilde de imal edildi ama bu bizim BİM'deki ilk köken modelimizle beraber bize verdiği ilk dersimizi buradan almış olduk. Burada öğrenilmiş derslerimiz vardı. Esasında buradaki en önemli konu Salih Hoca'nın da biraz önce bahsetmiş olduğu BİM platformu bir simülasyon esasında. Bu simülasyonda biz hiçbir zaman hep CAD'de dokümantasyon için çalışırken yani iki boyutlu çizimler üretirken üç boyutlu düşünmüyoruz bir yandan iki boyutlu çizimler üretiyoruz. BİM'de tamamen binanın simülasyonunu yapıyoruz ve bu simülasyon inşaat iş akışlarını da takip etmesi gerekiyor ki modeliniz çökmesin. Mesela ne demek istiyorum? Bunun bir simülasyon olduğunun en önemli göstergesi önce binanın karkasını yapmanız gerekiyor, modellemeniz gerekiyor strüktürünü. Ondan sonra onun üstüne duvarlarını tek tek koyuyor olmanız gerekiyor. Şapını döküyorsunuz, duvarını işte sıvıyorsunuz vesaire ince yapı malzemeleri gelirken kademe kademe ilerletiyor olmak gerekiyor. Eğer bu şekilde yapmazsanız modeliniz çöküyor. Bir de bizim kullandığımız programların ilk emekleme devresiydi. O zaman sıklıkla bu çöktü modelimiz davasıyla karşılaşıyorduk. Ki bizde de böyle bir sistematik hata yapmıştık. Burada da öğrenilmiş derslerimiz de 2011 yılında ilk başarılı projemizi yapma şansı bulduk. Yine OYAK'ta bir sosyal konut projesi için ilk önce kütle etütlerini yaptıktan sonra daha sonra kademe kademe bilgiyi işleyerek projeyi ilerletme şansımız oldu. Burada projede ki yani BİM'in bize sağladığı etüt etme, ondan sonra dokümante etme ve hesapları yapabilme yönünde pek çok ilerleme sağladık. Aynı zamanda dokümantasyonun kolaylaşması için ilk başta bilgiyi işlemeniz gerekiyor, koymanız gerekiyor. Ondan sonra dokümante edip bunları çıktı olarak da alabiliyorsunuz. Aynı zamanda üç boyutlu olarak her şey hazırlandığı için görselleştirmek de kolaylaşmaya başladı. Ve bu da yaklaşık iki sene içerisinde inşa edilip tamamlanan bir proje oldu. Burada daha sonra yüksek yapı olarak Doğuş Otomotiv Genel Müdürlüğü binasını yaptık İstanbul Kartal'da. Burada konsept aşamasında direkt modellemeye geçtiğimiz ve tüm detaylarıyla, cephe detaylarıyla beraber yüksek bir yapıyı ki bu bir metro istasyonunun üzerine oturan bir binaydı. Onun koordinasyonuyla beraber yapma şansı elde ettik. Daha sonra bu BİM'i biz daha çok BİM araçlarını daha çok bir tasarım aracı olarak kullanmayı tercih ediyoruz. Dokümantasyondan ziyade. Burada yine davetli bir yarışma olarak girdiğimiz OYAK Holding Genel Merkezi için enerji modellemesiyle beraber tasarımımızı yönlendirmeyi tercih ettik. Burada farklı alternatif çözümlerin
enerji modellemesini yaparak binanın elektrik ve yıllık tüketimlerini hesaplamaya çalıştık ve bunu işverenimizi ikna etmek üzere kullandık. Mesela onların hep yüksek yapı yaparsak daha iyi olduğu düşüncesinde esasında yüksek yapının sarfiyatının çok yüksek olduğunu, işte ortak katlının yine yüksek olduğunu ve az katlı bir yapıda çok daha efektif bir enerji sarfiyatı olacağını bu simülasyonlarla basit anlamda ilk tasarımın ilk evrelerinde yapma şansımız oldu. Bu her kütlenin kendi içindeki enerji kullanım yoğunluğu ve kütlesi ve hacmi ile değişkenliğini tek tek şey yapabildik. Yani yıllık karbon salınımından enerji yoğunluğunun kullanımına kadar farklı farklı bunları test etme şansımız oldu. Daha sonra alçak katlı bir binayı yaparken yine cephedeki enerji sarfiyatının farklılaşması için daha doğrusu daha enerji verimli bir bina yapmak için cephedeki işte transparanlığı ölçtük. Mesela işte %70 transparan yaptığımız zaman enerji maliyetleri yukarı çıkarken %60 ve %50'ye kadar bunu geri çekmemiz gerektiğini tasarım olarak hem de enerji maliyeti olarak tasarımı bir yerde dengelemeye çalıştık. Burada da yine %50'ye getirerek de hem şeffaf hem de gölgelenebilir bir yüzey elde ettik. Tabii bunları yaparken güneşlenme analizlerini de ortaya koyduk. Farklı noktalardan, mesela burası binanın kuzey cephesi, burada da enerji modellerinde de görebiliyoruz ki mesela kuzey cephelerini hiçbir güneş kırıcıyla kaplamamıza gerek kalmadığını buradan okuyabiliyoruz. Zaten biz de bu doğrultuda hareket ederek güney cephede güneş kırıcıları oluştururken güney, batı ve doğu cephelerinde, kuzey cephelerinde ve daha alt katlarda gölge almayan cephelerde güneş kırıcıları hiç kullanmayaraktan bir projeyi elde edebildik. Yani burada BİM girdilerini tasarıma nasıl yansıtabileceğimizi deneyimlemiş oldum. Yine Kordon İstanbul projesinde BİM proseslerini kullanma şansımız oldu. Bunu yaparken de farklı etaplara bölünebilecek, farklı etaplarda yapılacak bina için Revit, biz Autodesk platformunda Revit kullanıyorduk. Orada işte şeyleri sistematik olarak da işte arsa bilgilerini, ondan sonra arsaya nasıl yerleştirdiğimizi ve blokları nasıl ayıracağımızı planlayarak hep ilerliyoruz. Daha sonra bunların, bütün bu modellerin nasıl bir araya geleceğini de baştan konuşmuş olmak gerekiyor. Pek çok şeyi planlayarak gitmemiz gerekiyor. Sahil Hoca'nın bahsettiği gibi hep adım adım proje detayını nasıl işleyeceğimizi düşünerek burada ilerliyor olmamız gerekiyor ve koordinasyonu nasıl sağlayacağımızı her anlamda devamlı kontrol ediyor olmamız gerekiyor. Avant proje aşamasında başlayan hesaplar, bunlar ister ruhsat hesapları olsun, emsal hesapları olsun, isterse yapı bileşenlerinin alındığı metraj hesapları olsun. Bu hesapları her daim hesaplamamız mümkün oluyor. Bu verileri iyi bir modelle beraber bu datayı modelden çekmemiz her zaman için mümkün olabiliyor. Bunun avantajı özellikle ekonomik koşulların zorlaştığı şu günlerde hep maliyet girdilerinin devamlı hesaplanması gerektiği noktalarda bu bir avantaj olarak da ortaya çıkıyor.
Yine aynı şekilde emsal hesapları keza çok değişken olabiliyor bazen projelerde. Onlara olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra çakışma kontrolünü işte gerek mekanik gerek elektrik ve statik ve mimari projelerin bir araya getirildiği çakışmaların yapıldığı ve buna bağlı olarak işte atlama önerileriyle beraber bir takım çözüm önerilerini üç boyutlu olarak görmeniz her zaman için mümkün oluyor. Yapım aşamasına yönelik dokümantasyonu sadece iki boyutlu olarak değil, yeri geldiği zaman üç boyutlu olarak da canlandırıp dokümantasyonu zenginleştirebiliyoruz her zaman için. Ya da malzemelerin birbiriyle farklılaştığı noktalarda işte cephe sistem testleri buradaki örnek böyle bir örnek. Bunu çok daha iyi bir şekilde verebiliyoruz. Sonuçta bu tasarım aşamasından render'ı, render'dan da imalatlara kadar geçen bir süreçte bunu aktif olarak da kullanmamız mümkün olabiliyor. Bu Kordon İstanbul projesinde biz bir deneme olarak da ilk iç mekan dekorasyon projemizi Kordon İstanbul'un sosyal alanları içinde yapmıştık. Burada da sistem detaylarından tutun şeye kadar görselleştirmeye, bunu ki animasyonlara da bağlayabiliyorsunuz yeri geldiği zaman yapabilmeniz mümkün. Üç boyutlu bir modelde mekanı daha iyi hissederken işte son kullanıcıya yönelik görselleştirme çalışmalarını bir arada düşünebiliyorsunuz. Keza yine aynı şekilde pek çok detayı bir arada yürütüp dokümantasyonu da renkli bir şekilde yapmak mümkün olabiliyor buralarda. Tabii tüm bunları yaparken bizim hani proje süreçleri aylara hatta yıllara sari olan süreçlerdi bu bahsettiğimiz süreçler. Ama biz aynı zamanda gerek davetli gerek ulusal yarışmalara katılmayı seven bir ekip olarak bu BİM'i BİM konusunda bir hani tasarım pratiğini nasıl yapabiliriz diye ilk yarışma projemizi 2017 yılında yapma şansını elde ettik. Onu da İzmir'de bir transfer merkezi projesi yaparken ne kadar zorlanabiliriz ya da tasarımda bizi ne kadar rahatlatabilir diyerekten yola çıkmıştık. Bu yolculuğumuzun sonucunda çok yorulduk, onu söyleyebilirim. Ama onun dışında vardığımız sonuç hepimizi çok tatmin etti. Konsept çalışması hani bizim için hep bir maketle başlıyor esasında. Kimi zaman bunu Legolardan yaptığımız bir maket oluyor. Farklı alternatifleri bir araya getirdiğimiz. Kimilerini işte lazerden kestirdiğimiz maketler olabiliyor. Kimi zaman lazerden print ettiğimiz maketler olabiliyor. Daha sonra bunları üç boyutlu olarak aktarmaya çalışıyoruz. Burada bunu yaparken mesela önemli noktalardan bir tanesi burada bir konser alanı vardı. Burada belli bir sayı isteniyordu koltukların oturma düzenine göre. Herkesin sahneyi görebildiği noktada farklı bir simülasyonla parametreleri girerek bunu nasıl maksimum kapasiteye ulaştırabileceğimizi yani gerek yangın kaçışları olsun, gerek sahneyi görebilmek olsun bunları test etme şansını her daim sahip olabildik. Yine aynı şekilde cephe alternatiflerini oluştururken de işte mesela bu bir yapı kabuğunun farklı desenlerde nasıl olabileceğini ecüde etme şansımız oldu. En sonunda da mix bir sonuca yönlendirdik. Bunu yaparken yine parametrik bir tasarım dilini bu gölgeleme elemanlarını nasıl kullanabileceğimizi test edip en beğendiğimiz örneği de en son render haline getirmiştik burada. Burada yine metraj hesapları her zaman olduğu gibi alınmamız gerekiyor. Ve dokümantasyonda baktığınız zaman
modeli tam anlamıyla bitirdikten sonra bütün tasarımı iyi bir şekilde dokümante etmeniz gerek gölgeleriyle gerek klima ayarlarıyla her zaman mümkün. Ya da zaten üç boyutlu bir model üzerinde çalıştığınız zaman bunu grafik olarak da görsel hale getirmek her zaman kolay oluyor. Burada bizim gündemimizde olan ya davetli bir yarışma sonucu elde ettiğimiz Bahçe Kadıköy diye şu an uygulama proje çalışmalarına devam ettiğimiz bir projemiz var. Onu ben burada sözü ekip arkadaşlarıma vermek istiyorum. Biz bunu bütün pandemi döneminde devam ettirdiğimiz proje. Bu proje tamamen işte ticari alanlar, ofis alanları, otel, konutlar ve sosyal alanlar olmak üzere bütün hemen hemen bütün fonksiyonları kendi içinde barındıran bir proje. Burada işte BIM kullanımımızı işte kütle analizlerinden başlayıp daha sonra fonksiyonları ve işte bu sürdürülebilirlik analizleri dediğimiz gölgelenme, güneşlenme analizleriyle beraber yürüttüğümüz bir süreç oldu. Ben burada sözü Efecan'a vermek istiyorum. Burada biraz daha bize detay verirse daha iyi olacak diye düşünüyorum. Efecan sendeyiz. Teşekkür ederim. Ben ekranım paylaşayım. Görünüyor galiba ekranım. Görüyoruz. Umut Bey'in de bahsettiği gibi yani projeye biz başladığımız zaman pandeminin tam başı zamanına geliyoruz yani. İşte Temmuz, Ağustos gibi yani böyle kapanmaya başladığımız zaman da artık. Ve çok elimizde kısıtlı bir insan kalmıştı yani. Biz bu projeyi bir tane yani patronlarımız dışında Umut Bey ve Murat Bey dışında bir tane senior architect David ile beraber onun altında 3 tane mimar olarak bu projeyi geçen ay teslim ettik. Yani hem sınırlı kişi sayısı olması ve hem de bizden istenilen teslim istenilen Revit dosyasının çok kapsamlı olması işi çok zorlaştırmıştı ama kısa yollar kullanarak biz model içerisinde projenin altından kalktık. Çok güzel bir şekilde. Çünkü planlamamız çok uzun sürdü. Çünkü yani böyle bir karmaşık bir kompleks yapının içerisinden hani normal bir 2D olarak çıkmamız mümkün değildi. Bir de Revit'i biz 3 boyutlu modelleme dışında yani modellemek yerine ciddi bir inşa gibi kullanıyoruz. Yani bütün her şey doğru olmak zorunda. Bütün her şeyi yani sabunlama yapma imkanı vermeyen bir program Revit. Biz bu şeyi kurarken, sistemi kurarken önce yani en başından araziyle başlamıştık. Arazinin modellenmesi, doğru modellenmesi çok önemli çünkü. Bütün bunun yani bir modelinde de çok düzgün bir şekilde modellenmiş olması gerekiyor. Biz modelimizi parçalara ayırıp link dosyasıyla beraber bunu tek bir ana central dosyada birleştirdik. Neredeyse bütün fonksiyonlarımız ayrı bir dosya olarak çalışıyor ve ayrı şekillerde kullanabiliyoruz. Bu da hem bize programda çalışırken daha hızlı olmamızı sağlıyor hem de parça başında bilgi almamızı sağlıyor. Yani sadece residential alanlardan bilgi çekebiliyoruz veya sadece otel kısmından bilgi çekebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi şu an bu ilk şeyde şu an ilk aşamaları yani projenin. Önce yani arazi modelden sonra statik bir model ortaya çıkarttık. Yani bizim mimari olarak çizdiğimiz statik modeldi bu. Daha sonra oteli önce yapmıştık ve daha sonra otelin fasadı da ayrıydı mesela. Bütün şeylerimiz parça parça Lego gibi birleştirmek aslında yaptığımız iş. Central modelde de genel olarak bütün modellerin birleştiği bir ana modelimiz var. Yani buradaki yapılan değişiklikler biz aynı zamanda İstanbul'daki server'a bağlı olarak beraber çalışıyorduk. Aynı model üzerinde çalışıyorduk. Yani hani
İşte sen kapat, ben kapat gibi şeklinde yürümüyor bizdeki bu Revit, peki bu beraber ortak çalışma. Biz çok sistematik bir şekilde herkes aynı dosya üzerinde, aynı problem üzerinde çalışabiliyoruz. Genelde zaten Revit açık, yani Revit'te açık olan kişi Gizem, ben ve Pelin üçümüz model üzerinde sürekli açık bir şekilde değişiklikler yaptık. Statik model gördüğünüz gibi. Yani burada statik modelden ya bunun ayrı modellemesinin mantığı ne diye soracak olursanız, buradaki biz bütün döşeme metrekarelerine, döşemedeki harcanacak metreküplere kadar her şeyi çok rahat bir şekilde, doğru şekilde modellendiğinizde ulaşabiliyoruz. Burada çekirdek, biz burada bir çok fazla elimizde tekrardan element vardı. Bunları nasıl çözeceğiz diye bir, yani bir ay falan tartıştığımız bir konuydu bu. Yani bu Revit konusunda tabii tartışma, bir sürü şeyler var. Yani modelleme konusunda bir sürü farklı görüş var. Genel olarak gruplama sistemleri çok önerilmiyor. Ama biz bunun gruplamayı doğru kullanılmadığına karar kıldık. Yani genel olarak internet yorumlardan. Biz gruplama sistemini çok rahat bir şekilde bu projenin altına kalktık. Şimdi şeyle ilgili bahsedeceğim. Gruplamayla ilgili. Mesela bu cephenin içindeki elemanların gruplayarak parça parça, yani her bir değişim yaptığınız zaman bütün sistemi etki edecek bir şekilde bu cephe elemanları modelledik. Revit'in farkı ya veya işte BIM modelleme programlarının farkı, bunların bir mesh modelleme programı olmaması aslında. Bunların aslında hepsinin bir bilgi yükleme programı olması. Yani bunlar bir SketchUp veya 3ds Max modelindeki bir mesh modeli, dikdörtgen şeklindeki modeller değil. Tam aksine sadece bir çizginin üzerine tariflenmiş çeşitli bilgiler olarak düşünmemiz gerekiyor. Böyle olduğu zaman da bir modeldeki bilgiyi değiştirmek çok kolay oluyor. Yani mesh modeli nazaran. Burada gruplama sistemlerimizi görüyorsunuz. Yani biz, yani proje kapattığımızda çok fazla grup elimizde vardı, grup sistemi vardı. Grupları nerede kullandığımızdan bahsedeyim. Biz projeyi, yarışmayı kazandıktan sonra bir sürü değişiklik oldu tabii yarışmadan sonra. Yani planlarda değişiklik oldu. İşte 1+1'ler çoğalsın, 2+1'ler çoğalsın. İşte burada başka planlar olsun. Hatta kat da hani bir tane silmek zorunda kalmıştık. Yani sürekli işveren isteğine isteğinden kaynaklı bir sürü değişiklik yapmak zorundaydık. Biz de buradaki bütün yapı, yani konutları her bir tanesini ayrı şekilde gruplandırdık. Bunu çok büyük bir bloklama sistemi olarak düşünebilirsiniz ama Revit'teki mantığı bambaşka. Yani hiç grup gibi değil, çünkü bu üç boyutlu model X, Z düzleminde de bir etkileşim söz konusu. D'yi geçtim, içindeki üç boyutlu modellerin de bir iletişim konusu. O yüzden her bir, yani 2+1 bir birim çok fazla zamanımızı aldı yapması. Ama bir kere yaptıktan sonra bunların üzerinde bir değişiklik yapmak çok rahat ve bizi çok hızlandıran şeyler oldu. Yani biz buradaki bir 1+1 hemen iptal edip 2+1 çok rahat çevirebildik. Burada tip katlarımızın gruplarını görüyorsunuz. Yani çok detaylı bir şekilde bütün istediğiniz şekilde bir şey değiştirdiğiniz zaman başka yerde değişebiliyordu. Buradaki T2-3 mesela grubumuz aynı zamanda köşeyi de kullanmaktayız. Buradaki yaptığımız bir değişiklik aynı zamanda buraya da etki ediyor. Ve bu bütün katlar boyunca tekrar ediyor. Burada da standart otel odasını görüyorsunuz. Burada da bir sürü standart odası var. Planından görebilirsiniz şuradan. Yaptığımız bir değişiklik bütün, tekrar dediğim gibi, bütün öbür odalarda tekrar ediyor. Ama buradaki önemli şey bu odanın oluşturulma aşaması çok zordu. Yani gerçekten, yani ilk bununla başlamıştık zaten. Belirli kurallarımız vardı. O kuralları tek tek bu grubun içerisinde yazmamız gerekti. Yani ama gerçekten, yani bunu araştırırsanız görürsünüz, gruplar hiç önerilmez Revit'te kullanılması. Ama biz altından çok iyi bir şekilde kalktık. Yani bir mantığını kendimiz oluşturarak 230 ve 180 santimlik burada bir şeyimiz vardı bizim. Aşılamayacak ölçümüz, net ölçümüz vardı. İlk bizim kullandığımız constraint buydu ve 325 santim genişlikte ve 700 santim uzunlukta
alanı bizim koruduğumuz sınırlarımızda. Onun sınırların içerisinde biz değişiklik gösteren bir sürü parametre girdik daha sonra. Otelin bir odası. Buradaki gördüğünüz tüm elemanları biz kendimiz modelledik. İçerisindeki tüm family'leri, yani dışarıdan bir süper family olarak adlandırılan modeli yürüyecek bir family dışında hem bizim 3 boyutlu görselleştirmemizi kolaylaştıracak hem de 2 boyut olarak istediğimiz kalitede olan family'leri kendimiz ürettik. Burada da 1+1 konut şeyini görüyorsunuz. Buradaki bütün family üretimleri ofisimizi gerçekleştirdi. Buradaki bütün değişiklikler dediğim gibi A bloktaki bir değişiklik, B bloktaki öbür konutları da istediğimiz şekilde etki ediyor. Yani içerideki tasarımla alakalı bir değişiklik olur büyük ihtimal. Çünkü dış sınırlarımız genelde sabit tutuyoruz. Konut 2+1 konut örneğimiz. 3+1 konutumuz. Aynı zamanda grupların içerisinde bazı gruplarımız vardı. Bunlar da tuvalet gruplarıydı. Çünkü yani tuvaletler 1+1'de de 2+1'de de 3+1'de de neredeyse çok benzer özellikler gösteren tuvaletlerimiz var. Biz bu tuvaletleri de gruplandırdık ve bir değişiklik yaptığımız zaman bu tuvaletlerdeki bu bir klozet değişikliği olabilir veya başka bir tasarımsal bir değişiklik olabilir. Kapının yerinin mesela doğru uzaklığı olabilir. Bir grupta değiştirdiğimiz zaman bütün gruplara etki eden bir sistem oluşturduk. Yani bunu 80.000 metrekarede yapmak bizim yani 4 kişi olarak hatta 3 kişi modelde çalışan olarak bizim çok fazla zamanımız kazandı bize. Bir de tabii sheet konusu vardı. Yani paftalar konusu vardı. Paftalar Excel olarak bize verildi. Bunun Excel'den Revit'e aktarılması konusu vardı ve hani burada 418 tane paftanın Revit'e aktarılması gerçekten çok büyük problem. Çünkü buradaki yapılması gereken şey Revit'te bunların isimlerinin doğru şekilde verilmesi. Burada gördüğünüz gibi uzun kodları var. Aynı zamanda bu kodların karşılık gelen pafta boyutunun açılması Revit'te pafta olarak. Bu çok büyük bir iş. Yani 418 defa tekrarlanması gereken bir iş. Ve aynı zamanda bu işlemde hata yapma olasılığı çok fazla. Çünkü buradaki karakter, yani buradaki sütunda kopyaladığınız bir şeyi yanlış eşleştirmeniz çok olası bir durum. Bunun için Dynamo kullanarak, Revit'in içerisindeki Dynamo kod yazılım bölümünü kullanarak bir kod geliştirdim. Buradaki kodlamada bir okuyucu, yani buradaki Excel dosyasını okutup kodumuza açılacak paftaları seçtiriyoruz. Kodu, yani kısaca öyle özetleyebilirim. Yani şöyle göstereyim. Bu sütunun karşılık gelen A0 ise A0 dosya aç diye bir komut veriyoruz Revit programına ve yani tek tıkla burada 418 tane sheet'i çok rahat bir şekilde paftalarımızı oluşturduk. Tabii bunun oluşma süreci bir problem karşısında oluyor. Yani çünkü problemler proje özgü oluyor genelde. Ama bu bahsettiğimiz bu kodu biz bir sürü şeyde daha kullanabileceğimiz bir kod dedim. Bazı girdiler olur, bazı çıktılar olur. Yani ama kodun genel mantığını koruyabiliriz. Bu da bir mimar olarak yani hani bize hem zaman kazandırıyor. Bir kodun olması, elimizde bir skriptin olması. Bu örnek otomasyonla ilgili örnek, yani bu Bahçe Kadıköy'le alakalı değil, Belarus'ta yaptığımız bir otel projesiyle ilgili bir örnek. Burada bize statikçiler tarafından, yani mühendisler tarafından bize bir AutoCAD altı gönderildi. Dikey hatlar oluşturulacak duvarlar içerisinde. Buradaki elimizde bir sürü duvar vardı, yani çok yüksek katlı bir projeden bahsediyorum. Bir sürü duvar var ve gönderdiği AutoCAD projesinde bizim Revit aktarıp o duvarları tek tek çizmemiz inanılmaz zaman alıcı bir şeydi ve yani çok karmaşıklık ortaya çıkartacak. Çünkü 8 kişi çalışıyordu o projede aynı anda. Burada da bir kod yazarak üzerinden geldik bunun. Buradaki yaptığımız şey ise AutoCAD'i Revit'in içerisinde yani kodlama bölümüyle AutoCAD'i parçalara ayırıp buradaki bu ölçüleri hesaplattırıp programa, çünkü belirli
atılların boyutları belliydi ama birçok atıl boyut vardı. Birden fazla temel oluşturmamız lazımdı. Temellerde Revit içerisindeki yani AutoCAD'deki bloklar olarak düşünebileceğiniz bir sistem. Bunları tek tek yani oluşturmak yerine programı oluşturduk. Biz kod sistemini yazıp buradaki XY ölçüsünü XY ölçüsünü kesiştirip bunları daha sonra XY ölçüsüyle temelleri oluşturup bu temelleri duvarların Z'sine bağlayıp daha sonra joinleme işlemi yaptırdık. Yani burada çok uzun bir süreç yani çok ya adım adım yapılacak bir şeyi çok basit bir şekilde hale getirip yani 10 dakika programın çözmesini bekliyorsunuz sadece. Kodlamayla beraber çok rahat program çözebiliyor bunu. Bu da bu şimdi göstereceğim örnek Dynamo'nun kodlamanın nerede kullandığımızın yeni bir örneği. Bu da Bahçe Kadıköy projesinin arazisini modellenmesiyle ilgili bir şey. Revit'te modelleme kısmı birazcık problemli. O yüzden nasıl modelleyeceğiz diye düşündüğüm sırada bana işte kesitler verildi. Bu kesitler üzerinde olacak dendi. Yollar, kaldırımlar, arazimizin tedi. Bunun Revit içinde modellenmesi imkansız yani. Yapamazsınız. Böyle bir imkan yok maalesef. Ve yani en fazla Max veya Maya gibi bir programı atıp oradan modelleyebilirdik. Böyle bir şey yapmak istemedik. Direkt Revit içerisinde modellemek istedik. Onu da kod kullanarak yine kodlamayı kullanarak çok rahat üzerinden geldik. Bana verilen XY üzerindeki noktaları Z'de aynı seviyeye çektim. Normalde bu Revit'te yapılması imkansız bir şey. Ama kodlamayla beraber bir Z'de bir Z'de oynak bir plane oluşturup bu noktaları o Z'de düz olan bizim benden istenen tasarıma mapleyerek arazimizi Revit içerisinde çok doğru bir şekilde yani %100 doğru bir şekilde modelleyebildik. Burada Gizem'e vereyim ben sözü. Ben temillerden bahsedebilirim. Kendi ekranımı paylaşıyorum. Şimdi biz konut alanlarında kullanmak üzere yani mutfak, yaşam alanı, banyo gibi mahallelerde kullanmak üzere çeşitli femiller ürettik. Ve bir femile kütüphanesi oluşturduk. Ve buradaki aslında amacımız bu oluşturduğumuz kütüphaneyi diğer projelerimizde kullanmaktı. Buradaki önceliğimiz olabildiğince modeli ağırlaştırmayan ve temiz bir femil üretmekti. Burada bir yaşam alanı mahalle görüyorsunuz. Buradaki familylerin özellikleri yerine göre aslında değişebilir olması. Mesela kişi sayısına göre buradaki yemek masası 2'li, 4'lü, 6'lı bir şekilde çok kolay bir biçimde değişebiliyor. Mutfaktaki kabinlerimizi de parametrik bir şekilde modelledik. Burada bir mutfak mahalle görüyorsunuz. Burada aslında üretim aşamasında önemli olan nokta bu kabinleri üretirken burada uzunluk, yükseklik, işte genişlik gibi çeşitli parametreler bunları biz tanımladık. Ve bu şekilde 5 farklı tip oluşturduk. Ve bu sayede aslında aynı femili dosyası içerisinde 5 farklı tipte femilimiz olmuş oldu. Ve bu da bize tasarım aşamasında yerine göre değişebilirlik özelliği kazandırdı. Burada da bir yatak odası mahalli görüyorsunuz. Yine aynı şekilde burada ürettiğimiz yatak, çalışma masası ve dolap gene parametrik bir şekilde modellendi. Yine burada üretim aşamasında işte malzeme olsun, yine yükseklik, kalınlık gibi parametreler kullanarak olabildiğince aslında esnek ve bu şekilde aslında yani daha esnek ve kullanışlı filmler üretmiş olduk bu sayede. Burada sözü ben Efecan'a bırakayım. Bu da son yaptığımız projelerden bir tanesi. 6 günlük bir yarışma deneyimi. Yani zaman biz başka bir proje, yani bu Bahçe Kadıköy'le uğraşıyorduk ekip olarak. Daha sonra bir ani hemen bu projeyi yapmamız gerekti. Yani Beşiktaş'taki bir
konut projesi. Buradaki bütün bahçe projesini öğrendi, bütün deneyimi buraya aktardık. Ve 6 gün içerisinde bir kaç metrekareydi? 11 metrekarelik bir projeyi ortaya çıkarttık görselleriyle beraber. Bununla yine model içerisinde çalışan 3 kişiydik. Bir tane işte Senior David ile beraber ve Umut Bey ve Murat Bey ile beraber. Buradaki şeyimiz çok hızlı olmadı. Yani bayağı 6 gün içerisinde projeyi teslim etmemiz için tek model üzerinden gittik o yüzden. Yani tek bir model yaparak hem görselleştirmeyi hem çizimleri tek bir model üzerinden çıkarttık. Çünkü bazen mimarlık ofislerinde genelde işte AutoCAD'de çizilip daha sonra çeşitli görselleştirme programlarına aktarılmış. İşte 3D Max gibi. Oradan da görselleştirme alınmaya çalıştık. Ama bu zaman kaybedici bir durum. Biz direkt tek model üzerinden tek bir modeldeki malzemelerle beraber bütün şeyi çözdük. Süreci çözdük. Yine grafiklerimizde işte hepsini BIM ortamında hazırladık. Bütün olabilecek çeşitli şey varyasyonları denedik süreç içerisinde. Yine arazi modellememizi Revit üzerinden yaptık. Burada da yine statik modelimiz, zemin kat modelimiz ve fasat modelimiz ayrıydı. Bu üç statik zemin ve bu cephe modelinin birleştiği bir de ana modelimiz yine vardı. Ben işte cephe üzerine çalışırken Gizem alt katlarda uğraşıyordu. Pelin arkadaşımız iç mekanları düzenlerken, planlarla uğraşırken başka herkes başka işle uğraşıyordu ve daha sonra ama sürekli yenilenen bir model elimizde oluyordu. Herkes bir işin ucuna tutuyordu yani. Görsellerimiz. Burada yine gruplama sisteminden öğrendiğimiz şeyleri tekrar kullanıp tekrar gruplamadan çok rahat bir şekilde bir değişiklik yaptığımız zaman öbür taraflar değişiyordu ve yine hoşlanmadığınız bir şey olursa 1 artı 1'den sayısı veya 2 artı 1'den sayısını değişik yapmayacağınız zaman çok rahat bir şekilde bunları değiştirebiliyorduk. Bunlar da şeylerimiz. Burada görselleştirme olarak yani bir sürü render programı var zaten. Buradaki bizim kullandığımız render programı yani 3D Motion Landscape bugün Revit içerisinde çok iyi çalışan ekran kartı bazında çalışan görselleşme programları. Biz burada V-Ray'i tercih ettik. Biraz da bildiğimiz kullanmak için V-Ray'in direkt Revit'in içerisinden V-Ray'in içerisine export yaparak yani tek bir model içerisinde bütün objem, bütün projemizi görselleştirdik. Buradaki şeylerimiz bütün dışarıdaki insanlar şeyleri de bir şey dosyası olarak V-Ray Mesh dosyası olarak modelimizin BIM dosyamızın içerisine entegre ettik. Ve yani modelimizi ağırlaştırmadan dışarıdan modellerle beraber Revit modelimiz şekillenmiş oldu. Burada benim önemli olan bir şey anlatmak istiyorum BIM ile ilgili. BIM bahsettiğim gibi az önce Mesh modelleme programı kesinlikle değil. Bir bilgi taban modelinin mantığı var. Ya bu bilgiden kastımız da aslında benim anlatmak istediğim şey şuradaki fasat çizgimiz bir çizgi aslında. Yani bir sadece bir tane line var. Bu line'ın bu çizginin üzerinde bölümlenmiş noktalar var. Yani bir doğru parçası olarak düşünün. Bu doğru parçasının her bir doğru parçası tanımladığımız bir tanım var. Ben buradaki tanımı tanımladığımız durum buradaki tool'a bir sonraki tanımladığımız durum mesela bir panel. Bir sonraki tanımladığımız durum boş bir yüzey ve altında dolu bir saksı. Yani buradaki modellemedeki mantık, BIM'deki model mantık Mesh'ten bambaşka. Çünkü bunu SketchUp'ta veya Mesh'te modellemeye kalksanız bir kutu çizeceksiniz ya da bir kutu daha kutu kutu şeklinde gideceksiniz. Tam BIM'deki mantık tamamıyla bir bilgi üzerine. Bunun avantajı ne? Biz bu fasadı düzenlerken mesela ben şuradaki duvarı direkt bir panele tekrar çevirebiliyorum. Çünkü bir bilgi değişimi söz konusu. Yani bunu tekrar modellemek değil, bu aradaki doğru parçasının, yani şuradaki X ve Y'nin arasındaki doğru parçasını tamamıyla değiştirebiliyoruz. Bu da bize inanılmaz derecede hız kazandırdı. Ve yani bir sürü farklı tasarım şeyini görmenizi sağlıyor bu. Yani buradaki biz yani 4-5 saat bu tasarımı çok rahat
şekilde değiştirerek çok rahat bir istediğimiz hale soktuk yani. Hani öbür türlü şeyler, mesela burada örnek gösterebileceğim gibi. Burada bir offsetimiz vardı duvar içerisinde. Bunu tamamen bilgi olarak biz içeri giriyoruz. Bunu istediğim gibi bir şey, istersem bir buraya da bir saksı koyabilirim tek bir tıkla. Bu sürekli değişken bir hal alıyor. Onu da istedim. Peki. Burada tekrar ben sözü ele alayım. Sonu kapatırken. Biz bu 10 sene içerisinde neler öğrendik diye baktığımızda araştırma şey yaparken deneylerken esasında eski usul, yani mesela maket yapmak, eskiz çizmek gibi konular çok daha hızlı olabiliyor. Dolayısıyla burada BİM araçlarını kullanmak, BİM'de çünkü bilgi eksenli çalışmamız gerektiği için tasarım aşamasında kafanızdaki fikirleri birazcık daha netleştirmiş olmanız gerekiyor BİM'in başına otururken. Ama onun dışında güçlü olduğu yönler, her an her şeyi hesaplayabiliyorsunuz. Data çekmeniz çok daha kolay. Takım çalışmasına son derece yatkın. Dolayısıyla farklı noktalardan bile olsa herkes bilgi ekleyebiliyor ki bunu diğer mühendislik paydaşlarını da ele aldığımız zaman çok daha esnek bir hale gelebiliyor. Uluslararası düzeyde proje yapmamız mümkün olabiliyor. Demin Efecan'ın verdiği örnekler üzerinden konuşacak olursak esasında şey yaparken farklı şeyleri yani Dinamo gibi yardımcı programları kullanarak işi otomatize edip zaman kazanabiliyorsunuz. Bu üç boyutlu bir model olduğu için elinizde sunum aşamasında kullanabileceğiniz her an bir görsellik elde edebileceğiniz bir database'iniz oluyor elinizde. Bunu görselleştirme programlarıyla da entegre edip hep güçlü görsellerle her an sunuma hazır hale geliyorsunuz. Aynı şekilde simülasyonlar konusunda da yani enerji etkin yapı olması, gerek gün ışığı analizleri, rüzgar analizleri, daha sonra hatta şeyleri bütçe kontrollü yapı yapmak konusunda ya da işte iş planlamaya yönelik çalışmalar konusunda çok iyi veri veriyor bize. Bizim iş akışlarımızda neler değiştirdi diye baktığımızda bizim bir kere daha kaliteli tasarım yapmamıza, veri bazlı tasarım yapmamıza yol açtı. Onun dışında daha iyi projelerimizi daha iyi ve daha detaylı anlatma şansı elde ettik. Dokümantasyonlarımız, standartlarımızı geliştirerek daha hızlı koordinasyon yaparak daha iyi bir dokümantasyon elde edebilir hale geldik. Projeyi daha iyi koordine edebildik. Otomasyon yöntemleriyle pek çok şeyi otomatize edebildik. Ve daha data işler bir hale geldik ki bu bizi işte bütçe kontrolü, ondan sonra metraj almaya yönelik bir proje takımı yapabildi. Bundan sonra ne yapıyoruz diye baktığımızda esasında bizim araştırma geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Biz daha bu generatif design dediğimiz generatif design'ın Türkçesi nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum ama daha böyle parametrik üretken tasarım diyorlar. Üretken tasarım, tamam. Şey, sağ olun Sarı Hocam. Üretken tasarım olarak baktığımızda esasında bu
daha ekonomik yapılar yapmamız için ya da kentsel modellerde daha fazla alternatifler üretmemiz için ya da alternatifler içerisindeki en doğruyu seçmemiz için bu üretken tasarım üzerinde biz çalışmalarımızı çoğaltmaya çalışıyoruz. Onun dışında sürat bazlı bir ilerleme inşaat sektöründe de çok etkin. Bunun için daha prefabrik üretimlere yönelik BİM'i de kullanabildiğimiz prefabrik modeller üretmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra da inşallah 3D printingler, o da uzun vadede gelecektir diye düşünüyorum. Daha sonra bir süre sonra binaları işte iki boyutlu çizimler değil, direkt üç boyutlu çizimleri verdiğimiz ve onların üretildiği bir dünyaya doğru devam ediyoruz hep beraber. Ben sunumu burada noktalamak istiyorum. Soruları alabiliriz biz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Umut Bey ve MUM ekibine. Umut Bey'in söylediği gibi eğer soru sormak isterseniz yazabilirsiniz. Sorularınızı cevaplayacağız. Bu arada belki Duygu Hanım'ın ya da Mehmet Hocamızın sormak istedikleri vardır. Size verelim sözü. Bence izleyicilerden bir sorumuz varsa ilk önce öğrenci ya da çalışan arkadaşlarımızdan soru olursa iyi olur. Evet, onlardan gelecek olan soruları beklerken belki sizler araya girmek istersiniz. Ben soruya devam ederiz. İsterseniz izninizle söz alayım. Tabii. Ben öncelikle Salih Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü kendisinin bu konudaki öncü hem literatür anlamında hem bizim akademik anlamdaki çalışmalarımıza yön verecek detaylara yer verdi. Aslında MUM Mimarlık ekibi de burada Efe Can ve Umut Bey de aslında nasıl bu işlerin yürüdüğünü, canlı ya da performans anlamında deneyim birikimlerini, 10 yıllık öğretim süreçleri gibi şeyleri aktardılar. Aslında bu teori ve pratiğin birleşimi gibi bir oluşumdu. Bence burada çok faydalanabilecek şey var. En azından kendi ofislerinde, kendi şeylerinde bu bilgi deneyimi aktaracak arkadaşlarımızın da ya da gelecek hani mezun olacak ya da bu işi mimarlık mesleğini yapacak ya da başka disiplinlerde de kullanacak arkadaşlarımızla entegre etmek. Çünkü takım çalışması şey yapmak çok açıkçası bence gayet açıklayıcı, gayet çok net, çok pür bir dille anlattı her iki grupta. Hani açıkçası Salih Hocam da, Umut Hoca da. Bu konuda ben hani kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak. Benim sorum yok. Hani en azından şey anlamında belki kullanım ya da değer anlamında diğer arkadaşlarımızın sorusu olabilir. Ben çok çok teşekkür ediyorum katılımları, değerli bilgileri için. Kendileriyle de gerek duyulduğunda da belki de okul ve akademik ortamda da tekrardan davet edebiliriz sizlerle beraber tabii iletişim kurarak. Ben buradaki danışmanlık ekibine de Ayşegül Hanım'a da ayrıca sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Belki Duygu Hanım'ın sormak istediği bir şey olabilir. Mimarlar Odası Başkanımız olarak. Şu an mimarlarımız da bizi izliyorlardır. Soruları bekliyoruz diyelim. Ve Duygu Hanım size verelim sözü. Vallahi ben büyük bir merakla dinledim. Ben çok bu işlerde iyi değilim. Ama çok detaylı bir anlatımdı. Çok teşekkür ediyorum öncelikle herkese. Benim bir sorum yok ama hayran kaldım diyeyim. Hem yapılan işlere hem anlatılanlara hem bu kadar entegre bir şekilde çalışılabiliyor olmasına. Çok teşekkür ediyorum bizlere bu sunumu yaptığınız için, bizleri aydınlattığınız için. Bakalım mimarlarımızdan ne sorular gelecek, onları bekliyorum şimdi merakla. Çok teşekkür ederim. Ben soru sorabilir miyim? Ayşegül Hanım. Saygı hocam, ne demek? Buyurun.
Umut Bey'e soracağım. Çok güzel projeler. Ben seviyorum zaten MUM'un yaklaşımını. Çok hoş. İnsani ölçekte çok güzel şeyler üretiyorlar gerçekten. Bir dokunuşları var. Proje, her projesinde bir güzel bir dokunuşları var gerçekten. Sorun tabii BİM'le alakalı olacak. Bugünkü konumuz BİM'le ilgili olduğu için. Şeyi merak ediyorum. Şimdi dünyada işveren ya da müşteri dediğimiz kişiyi ya odaklanan bir süreç var. Onları daha hedefe, odak noktasına koyuyor çalışmalar. BİM'de de uluslararası standartlar buna doğru yönelmiş gibi gözüküyor. Yani işveren işte ne istediğini söylüyor. Ondan sonra buna karşılık da görev alan kişiler, mimarlar, mühendisler bunu karşılamaya çalışıyor. Sizin şimdi hem Türkiye'de hem yurt dışında çok deneyiminiz oldu. BİM'le ilgili çalıştınız. İşveren konusunda size çok bilgili, talepkar, BİM konusunda talepkar istekler geldi mi? Nasıl bir tecrübeniz var bu konuda? Şimdi şöyle, öncelikle teşekkür ederiz bize ve yaptığınız övgüler için hocam. Esasında bu BİM konusu hani nasıl söyleyeyim, herkesin kafasında bir BİM var ama hani benim kafamda başka, sizin kafanızda belki biz hani aynı noktadayız ama işveren başka bir şey düşünüyor. Bu tarifler yani her ne kadar standartlardan bahsetmek istesek bile belki de bu programların satış pazarlamasıyla beraber herkesin kafasında BİM harika bir şey, çok şey vaat ediyor. Ama esasında onu, o vaatlere ulaşmanız için çok çalışmanız gerekiyor. İşverenler noktasında bilinçli işverenle karşılaşıyoruz artık. Daha çok karşılaşıyoruz diyelim. Şimdiye kadar bizim bu gösterdiğimiz projelerin çoğunda sadece biz kendimiz, kendi inisiyatifimizi kullanaraktan dedik ki biz bu projeyi BİM yapalım. Ondan sonra bir model oldu, modeli teslim ettik ama bunu işte işletmeye yönelik olarak bu projelere data eklenmeye devam edildi. Ne de hani kenara kondu. Sadece bize iki boyutlu çizimleri verin, biz bunlar üzerine iletelim diye. İlk projelerimiz öyle oldu ama son yıllardaki projelerimizde BİM kullanımı, mesela bu işte Bahçe Kadıköy projesinde daha işveren de kendine bu BİM iş akışlarını oturtmaya çalışıyor. Aynı zamanda beraber öğreniyoruz. Bu bence çok kıymetli bir süreç. Bizim için de aynı şekilde. Onlar daha kitabi gitmeye çalışıyor. Daha kurumsal bir firma ile çalışıyoruz. Ama bir keresinde uluslararası yurt dışına da bir proje sürecinin parçası olmuştuk. Orada her şey çok şey tanımlıydı ve kağıt şeyle, dokümantasyonla, yani yazılan data girmekle ve datayı koordine etmekle uğraşmaktan hani projeyi çizemez hale geliyorduk ki orada demin Efe Can'ın anlattığı işte otomasyonları geliştirmek için bu bizim için bir itici güç oldu. Mesela proje devamlı değişiyor ama aynı zamanda sahada beton dökülüyor. İşte hatırları bizden istiyorlar ama duvarlar devamlı değişiyor. O noktalarda bizim yakın zamanda ki bütün mimari ofislerin kadrolarında işte kodlama bilen, bizde Efe Can bizi mesela kurtarıyor pek çok noktada, hayatımızı kolaylaştıran ve bize zaman kazandıran ekip arkadaşları olması gerekiyor. Ben hani İTÜ'de proje stüdyosu yürütücülüğü yapıyordum 2 sene öncesine kadar. Orada yeni gelen nesil zaten bu işlere çok aşina. Çok kolay da adapte olabiliyorlar ve hani AutoCAD'i boş verin arkadaşlar. Hani o benim zamanımın aracıydı. Şimdi BİM var, hadi BİM'i yapalım dediğimizde, BİM'le proje çalışalım dediğimizde buna çok çok çabuk adapte olabiliyorlar. KED'e başlamaktansa direkt BİM'e başlamak çok daha doğru oluyor. İşverenler de böylelikle
yani dinamizme ayak uydurmak için çok daha hızlı bilinçleniyorlar. Sizin de baştan söylediğiniz gibi kamu bu işlere el atmaya başladı. Yani zorunluluklar, yani sadece altyapı projelerinden değil, işte mesela İBB'de çok büyük çalışmalar var. Ondan sonra Türkiye genelinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ön ayak olmasıyla büyük gelişmeler olacak ve kamu düğmeye bastıktan sonra bu işler çok daha hızlanıyor. Ondan sonra ben bu noktada hepimizin adapte olacağını düşünüyorum. İşverenlerden hani son kullanıcıya kadar bu iş hızlanacak. Bunu sormamdaki sebeplerden bir tanesi de şuydu Umut Bey. Şimdi siz gösterdiğiniz projelerde sürdürülebilirlikle ilgili analizler yaptınız. Bu sizin mimar olma duyarlılığınızdan kaynaklanan bir süreç miydi? Yoksa işverenden bu yönde bir talep mi geldi size mesela? Ya da projeyle alakalı böyle bir durum vardı? Biz sürdürülebilirliği mimarın sorumluluğu olarak alıyoruz. Yani sonuçta geleceğe karşı olan sorumluluğumuz olarak alıyoruz ama işverenlerimiz de zaten bunu hep talep ediyorlar. Kimi zaman işte projeler LEED sertifikasyon süreçlerine girecek oluyor. Bunu tasarımın ilk evrelerinde çözümlüyor olmak her zaman iyi. Ama bizim bütün bu gösterdiğimiz sunumlarda sürdürülebilirlik konusu bizim mimarlığa yaklaşımımız. Yani sosyal sorumluluk olarak biz bunu ele alıyoruz. Ve çevreye karşı duyarlı projeler yapmamız gerekiyor. Hep beraber enerji mali, yani bir kere ekonomik olmak zorunda binamız, insanların konforunu sağlamamız gerekiyor. Bu da çevresel verileri en iyi şekilde analiz ettiğinizde zaten o sizi doğru tasarımı da yönlendiriyor. Çoğu noktada da işte mesela bu cephedeki panellerin ne kadar sık aralıklı olması gerektiğini belirlerken de biz bunu kullanabiliyoruz. Binayı yönlendirirken de bunu kullanabiliyoruz. Ama işverenlerimiz de bunu tercih ediyor açıkçası. Evet, teşekkür ederiz. Sorularımız da gelmeye başladı. Aslında sorular konusunda Neslihan Hanım'dan rica etsek. Elbette. Bir sorumuz var şu anda. Güneş Oğuz Eşkinat'tan MUM ekibine yöneltiyor sorusunu. BİM sürecinde en zayıf bulduğunuz alanın ön tasarım olduğundan bahsetmiştiniz. Bu aşamada yaşadığınız zorluklardan biraz bahsedebilir misiniz? Belki gelecekteki bir tasarım programı sisteminde bu aşamayı da kolaylaştırmak adına ne tür bir gelişim olmasını isterdiniz? Bunu ben mi cevaplayayım, Efe sen mi cevaplamak istersin? Ben cevaplayabilirim. Bence yani program bazında söyleyecek olursam, yani Revit için konuşacak olursam, Mesh ve Dirt modellemeler anlamında çok zayıf olarak görüyorum ben. Onları geliştirilirse ileriki bir programda, ama ben hani yeni bir program oluşacağını düşünmüyorum ama hani başka programlar entegre çalışmaya başladı artık. Mesela Rhino Archicad'le beraber çalışıyordu 3 sene önce. Şimdi Rhino Revit'le beraber çalışmaya başladı. Yani artık ana programların birbiriyle olan iletişimle alakalı bir değişim olacağını tahmin ediyorum ben. Ama hani basit bir model yapmak bile bazen uzun zaman alabiliyor Revit'te. O anlamda bayağı birazcık şey kötü, yani şey bazı özellikleri, yani Nerds ve Mesh modellemesi kısmı bayağı kötü Revit'in. Ama BIM olarak çok yüksek seviyeli bir program. En büyük problem o. O da en baştaki tasarım sürecinde bayağı etkiliyor. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Aslında başka soru yok galiba. Ben Neslihan, senden tüm süreci takip eden, içinde olan ve koordine eden kişi olduğun için BİM terimleri sözlüğüyle ilgili de bir bilgi verebilirsen izleyicilerimize çok sevinirim. Elbette. Kısaca BİM terimleri sözlüğünden, bir de Aredemento'nun BİM sayısından bahsetmek istiyorum. Biz Vitra'yla birlikte bu kampüs projesini yani hazırlamaya başladığımızda
mimarlık öğrencileri için ne yapabiliriz dediğimizde farklı konular vardı programımızda. İşte böyle bir şekilde çok önemli olan, gündemde olan ama müfredatı formal eğitimin bu süreci yakalaması için biraz da dışarıdan informal bir desteğe, bilgiye de ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz konular. Bunlardan biri BİM'di. Şu an biz bunu konuştuğumuz zaman henüz müfredatında BİM konusunu doğrudan işleyen bir mimarlık bölümü yoktu ama şu an artık çok kısa bir sürede oldukça da yeni iyi haberler de duymaya başlıyoruz. Bunda biz bu süreçte BİM'i konuşurken, yani bu konu artık bizim ve benzeri kampüs buluşmalarımızın ilk konusu BİM olsun derken, paralel olarak da biz aslında BİM inisiyatiften haberdar olduk. Onların bir BİM'i yaygınlaştırmak üzere bir çalışmasından, uluslararası BİM terimleri sözlüğü çalışmasından haberdar olduk. Ve bu çalışmanın bir gönüllü ekip tarafından Türkçe'ye çevrildiğini de öğrendik. Ve biz bunun Türkçe ekibiyle, bu sözlüğün Türkçe ekibiyle iletişime geçtiğimizde, onların da tam bu sürede, bu tam böyle paralel zamanda diyelim, nasıl bu sözlüğü yaygınlaştırırız diye bir kaygıları vardı. O noktada yollarımız kesişti ve aslında biz bu sözlüğü bir tam da böyle aslında ruhuna belki de aykırı gibi duruyor, dijital ve herkese açık olan bir sözlüğü bir basılı yayın olarak henüz BİM'le karşılaşmamış öğrencilerin temas edebileceği ve onlarda farkındalık yaratabilecek bir yayına dönüştürebilir miyiz ve bunu Vitra ile birlikte yapabilir miyiz ve benzeri kampüs buluşmalarının altında bir parçası olarak, böyle hepsi paralel bir şekilde çok hani gerçekten iyi bir tesadüftü, zamanlama çok iyiydi ve tüm kurumlar büyük bir heyecanla kabul etti bu projeyi, hem BİM inisiyatif tarafı, çünkü uluslararası birçok dile çevrilmesine rağmen ilk ve tek sanıyorum şu an bir basılı yayını var Türkçe'de. Hem o tarafta onlar böyle bir basılı yayına izin verdiler ve süreçte birlikte çalıştık. Bir taraftan da biz böyle bir yayını büyük bir keyifle çıkardık Binat İletişim olarak. Ve Vitra'da bu yayını destekleyerek tüm ve benzeri kampüs etkinliklerinde öğrencilere ve ilgili akademisyenlere ücretsiz dağıtılmasını, paylaşılmasını sağladı. Sözlüğün Türkçe editörleri Dursun Furkan Çapkın, Ümit Işıkdağ ve Burcu Esen Barutçu. Aynı zamanda Salih Hocam da burada, o da kendisi de sözlüğün ön sözünü yazarak sözlüğe büyük değerli bir katkıda bulundu. Sözlüğe şu an info@benzeri.com adresine mail atarak da ulaşabilirsiniz. Biz sanırım yollayacağız Ayşegül Hanım, öyle değil mi? Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri için Arlemento Mimarlık Dergisi, Betonart Dergisi ve BİM Terimleri Sözlüğü 3 cilt halinde bez çantalarımızla beraber öğrencilerinize hediye olarak göndereceğiz. Onları dağıtmanızı rica ediyoruz Mehmet Hocam. Evet. Sözlüklerde hani 3 ciltten oluşuyor. Önce hani ciltlerinde her birinde farklı bir gruplandırmaya gittik. Böyle size o detaylara boğmak istemiyorum. Çok da hani süremizi de doldurduk. Hani elinize alınca inceleyebileceksiniz. Hani bu bitmemiş bir proje gibi düşünebiliriz bunu. Çünkü açık kaynak, dijital bir yayın zaten aslında merak ettiğimiz terimleri dijital kaynaktan öğrenebiliyoruz ama hani elimizin altında da o sözlüğün bulunması ve ilk defa karşılaşacak olanlar için gerçekten etkileşime açık bir proje olduğunu düşünüyoruz ve aldığımız olumlu geri dönüşler de bunu gösteriyor bize. Ve biz bu sürede hani BİM konusunda, ya biz böyle işte ve benzeri kampüs buluşmaları çok güzel gidiyor. Değerli katılımcılarımızla işte okullardan da çok iyi geri dönüşler alıyoruz. BİM terimleri sözlüğünü çok keyifle yapıyoruz derken, bu alandaki biraz yayın eksiğini de fark ederek Arademant olarak da biz bir şeyler yapmak istedik ve bir sayımızda tema olarak yine BİM konusunu ele aldık. O da 343. sayı Arademant'un.
Şu an online olarak da ulaşılabiliyor. Biz sizinle linkini de paylaşırız. Bu sayıda da yine hem bu alanda çalışmalar yapan mimarlık ofislerine hem sorularımızla bir şekilde işverenlere ulaşmaya, akademisyenler, bu konuda araştırma yapan akademisyenlere ulaşmaya çalıştık. O da oldukça hani çok tabii böyle her şeyi içeren bir sayı olması mümkün değil ama çok iyi bir adım olduğunu düşünüyoruz. Merak edenler için onu da söylemiş olayım. Bu arada Mehmet Hocam, ben size ayrıca bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Benim için de ilginç bir şey, ilginç bir koordinasyon deneyimiydi. İlk defa hani hep böyle okullardan ikinci bir daveti alıyoruz biz. Hani lütfen işte mutlaka gelin, sizi bekliyoruz diye. İlk defa davet bu kadar hızlı gerçekleşti. Hani sizinle daha yeni buluşmuştuk ve tekrar bizi davet ettiniz bir etkinlikle. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum ben size. Söz hakkı doğdu mu acaba, konuşabilir miyim? Tabii tabii Mehmet Hocam, buyurun. Bu arada ben bu tabii ki ekibinizin bu duyarlı ve hissiyatlı çalışması açıkçası bizi de çok sevindirdi. Şöyle söyleyeyim, açıkçası bu BİM'le ilgili olan biraz önce açıkladığınız yayın konusu önemli. Çünkü yaygınlaştırmak, biraz da bu türde şeylere yer vermek gerekiyor, biraz duyurmak gerekiyor. Açıkçası hani basılı olması bence iyi olmuş. Şundan dolayı kendimce değerlendiriyorum tabii ki. Ama burada hani dokunmak anlamında, özellikle bu dijital çağda belki hani şimdi herhalde, bilmiyorum, ben kendi adıma yine söylüyorum, birisi bana bir mektup yazsa herhalde havalara uçarım. Çünkü bugün artık öyle bir dokunduğumuz bir şeye elleyemiyoruz. Sürekli hani belirli dijital platformlarda işte yazılı dijital anlamda kalıyoruz. Bu anlamda bence bu bence olumlu bir gelişme benim adıma da. Ben hani bu konuda da çalışanlara, emek verenlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben ayrıca keşke bunu da yüz yüze yapabilsek diye de bekliyorum açıkçası. Çünkü onun şeyi farklı, iletişimi farklı, insanların algısı daha farklı ve açık oluyor. Bu nedenle bunu da yapabilirsek çok mutlu olurum. Bu şekilde bizleri düşündüğünüz için de, öğrencilerimize bu şekilde bir katkı vereceğiniz için de ayrıca çok çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz misafirperverliğiniz için. Yani bizi kabul ettiniz. 2022 yılında umarım fiziki olarak da üniversitenizde tekrar birlikte oluruz. Umarım. Bekliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz Umut Bey, Salih Bey, Efecan, Pelin de değil mi? Pelince. Yanlış söylemeyeyim. Öyle mi? Pelin Hanım yok mu artık? Pelin kendi ofisine açaraktan aramızdan ayrıldı. Peki, yolu açık olsun diyelim o zaman Pelin'in. Söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak izleyicilerimize? Biz teşekkür ederiz valla herkese katılım için. Çok keyifli oldu. Evet, bizler evet, için de. Teşekkür ederiz. Hem size hem Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne bu fırsatı evet, tanıdıkları için. Mimarlar Odamıza da çok teşekkür ediyoruz. İnşaat Mühendisleri Odamız da bu konuda öne ayak oldular. Gerçi bugün kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi Duygu Hanım aracıyla, Ümit Bey aracıyla iletiyoruz. Yeniden görüşürüz o zaman. Teşekkürler. Sağlıkla kalın, hoşça kalın deyip İyi akşamlar. Görüşmek üzere, çok teşekkürler. İyi akşamlar, iyi günler. Çok teşekkürler. Evet.